Türkiye'yi şaşırtan olay. Kimse duymasın diye söylüyorlar. Herkes nefesini tuttu, onu dinliyor. Sadece bunun derdi, yani bir adamı eve alıp böyle Kan testiyle hayatının şokunu yaşadı. Gizli yine de hiç kimseye söylemeyelim. 11 yaşındaki kızı ondan çıkmadı. Kız çocuğu burada oldu. Kızının gerçek babası çiftlikteki Kahya Mehmet mi? Yemeğe çağırmışlardı, beraber gittik işte. Kahya'ydı yani. Yoksa çiftliğin sahibi mi? Beni bayağı bir aldatma yapmış. 11 yıllık büyük sır çözülecek mi? Kimse pisliğimizi duymasın diye söylüyorlar. Birazdan. Nizamettin sır oldu. O ve karısı suçlanıyor. Hayır. Dedi. Hayır, ispatlayamayız. İsa ve karısının çelişkileri çoğalıyor. Şimdi yalan söylemeye gerek yok. Nilgün'den olay itiraflar. Yalan mı söylüyor? Nilgün'üm ben böyle bir şey yaptığını hayatta şahitçi değilim yani. Olaydan bir gece önce o eve gittiler mi? Yani siz Nizamettin amca kaybolmadan bir gün önce İsa'lara yemeğe gitmediniz. Hayır. Nilgün o gün eve neden kimseyi almadı? Yine aşağıdan mı konuştun? Konuştum aşağıdan. Nizamettin'i gördüğünü neden sakladı? Yok dedi, gelmedi dedi, ben gripim dedi. Katil onlar mı? Ama sen bunu karından duyduğun halde hiçbir şey söylemedin. Tesadüf mü? O kadar tesadüf olur mu? Soğukkanlı bir cinayetin parçası mı? Kaybından sonra ağız birliği yaptılar. Gonca Gül'ün rüyası ipucu mu? Çok kolay bir şekilde biri öldürülüp... Sır perdesi aralanıyor. Birazdan. Sevgili seyirciler, hoş geldiniz efendim Star ekranlarına, Gerçeğin Peşinde programına. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Çok güzel bir gün diliyorum efendim. Tabii başta sağlık diliyorum her zaman olduğu gibi. Allah iyilerle karşılaştırsın diyorum. Şimdi efendim, okullu çocuğu olan ailelerde tatlı bir heyecan var. Tatil yaklaşıyor. Bunun yanı sıra mezuniyetler başladı. Bunlardan biri de kim efendim? Değerli Taner hocamız. Taner hocamızın oğlu bugün ortaokul mezuniyeti var. O yüzden aramızda olamayacak. Bütün öğrencilerimize inşallah güzel bir yaz tatili diliyoruz. Sonraki eğitim öğretim döneminde zihin açıklığı diliyoruz. Ve herkese, bütün anne babalara da velilere de hayırlı uğurlu olsun diyorum. Dolayısıyla biz bugün yayınımızı Hasan Bey ile sürdüreceğiz. Tabii benim de oğlumun bugün Atatürk Kültür Merkezi'nde bir arkadaşlarla bir konseri var. Yıl sonu olmasa da 7. sınıf Ahmet. Buradan tebrik ediyorum. Saat kaçta konser? Akşam saat 6'da. Gideceksiniz tabii, tabii ki, değil mi? Ben korodayım bir de oğluma destek için. Şahane. O zaman hakikaten bütün velilerde tatlı bir heyecan var. Evet. Ama bu arada benim hala şişim inmedi, onu söyleyeyim. Yani buz falan da koyuyorum ama Taner Hoca haklı çıktı. Bir hafta 10 günü bulur demişti. Hala bir zorluk yaşıyorum ama çok şükür ayaktayım. İşimi yapabilecek durumdayım. Teşekkür ederim Hasan Bey. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Sizler de hoş geldiniz. Efendim ilk konumuz aslında tesadüfen olsa da tabii ki de öncesinde bazı duyumları olmuş Ömer Sarıkaya'nın ve 11 yaşındaki kızıyla ilgili bir DNA testi yaptırmış. Çocuğun babası olmadığı ortaya çıkmış. Hem çocuğun için kendisiyle de konuşmuşlar. Çocuğunun babasını bulmasını istiyor. Yani babasını tanıma hakkı var o çocuğun, daha doğrusu. Dün de biliyorsunuz ayrıldığı eşi Semra bağlandı. Ben dedi cinsel saldırı sonucu bir saldırıya uğramıştım dedi. Ben de bilmiyordum, yeni öğrendim dedi o çocuğun babasının Ömer olmadığını dedi. Ama Ömer, inanmıyorsun sen değil mi? Yani, hayır. Çünkü başka bir takım inanmaması için sebepler var. İlk konumuz Ömer olacak. Bayağı da hareketli dakikalar yaşayacağız. Çünkü Semra da annesi de canlı yayında olacaklar bugün. Tamam olsun, ben şey yapacağım hadi. Türkiye'yi şaşırtan olay. Kimse duymasın diye söylüyorlar.
Herkes nefesini tuttu, onu dinliyor. Sadece bunun derdi yani bir adamı eve alıp böyle şey yapmadı. Kan testiyle hayatının şokunu yaşadı. Gizli yine de hiç kimseye söylemeyelim. 11 yaşındaki kızı ondan çıkmadı. Kız çocuğu burada oldu. Kızının gerçek babası çiftlikteki Kahya Mehmet mi? Yemeğe çağırmışlardı, beraber gittik eşimle. Kahya'ydı yani. Yoksa çiftliğin sahibi mi? Beni bayağı bir aldatma yapmış. 11 yıllık büyük sır çözülecek mi? Kimse pisliğini duymasın diye söylüyorlar. Şimdi. Ömer hoş geldin. Ömer aslında merak ettiğim konulardan bir tanesi şu. Şaibeli ya da değil. Ama bu çocuk senin eline doğdu, doğru mu? Evet. Kız çocuğu. Evet. Babaya da düşkün olur. Bu olayı tam net olarak öğreninceye kadar çocuğuna karşı duyguların bir baba kız sevgisi. Evlat olarak şey yaptım. Şu anda ne hissediyorsun çocuğa? Şu anda yine normal yani evlat olarak tutunuyorum ama babasını bulsun diyorum yani. Ben gitsin diyorum yani ben. Gitsin diyorsun. Yani babasını bulsun diyorum yani. Babasını şey tabii diyorum. Ki bulsun. He. Ama ben bu tür konularda şöyle olaylar oldu mesela. Tamam babasını bulsun ama o benim elime doğdu. Tamam. Benim evladım o. Ben mesela gitmesini istemem. Ama sen gitsin diyorsun. Yani çocuk şimdi için. Öyle şu konuda demedim. Babasını bulsun da babasına annesi diyorum gitsin babasını bulsun diyorum ben. Hayır annesi babasını bulsun. Gitsin babasını da bulsun benim. Nüfusuna... Çünkü o çocuk da babasını öğrenme hakkı var yani. Tabii ki nüfusunu alsın ama ben işin duygusal kısmını soruyorum sana. Ya şimdi yine aynı gine devam ediyorum yani. Ne hissediyorsun o çocuğa bakınca? Aynı gine devam ediyorum. Evladım diye devam ediyorum. Hala kızım diyorum yani. O sana karşı nasıl? Baba diyor yine. Zaten de üvey anneyle yaşıyor bir süredir. Yani evet. Ömer'in ikinci eşiyle birlikte yaşıyor. O bakıyordu zaten. 6 seneden, 4 seneden, 5 seneden beri o bakıyordu zaten. Hani o kahrını çekti burada. Yani çok etkilenmemiş görüyorum seni. Ya kadına olan kızgınlığından eski eşine ya aslında baştan beri şüphen vardı çok şaşırmadın. Ama seni... Bana hocam şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Bana kardeşim söyledi bunu. Heh. Tamam. Kardeşim söyledi. Sen ben ona sorduğumda, ben ona sordum, inkar etsin ben umurumda değil. Ben buna sordum. Sen dedi milletin ağzına niye bakıyorsun? Çocuk senin dedi. Ama sana demedi ki ben bir saldırıya uğradım demedi. Demedi. Bu cinsel saldırıya uğradığını sen DNA testi yaptırıp net olarak ortaya koyup tekrar Semra'yı aradığında söyledi. Evet. Dedi ki artık söyleyecek bir şeyi yalanı kalmadı. Tabii. Kaçacak tarafı kalmadı. Evet. Ve dedi ki sana elinde de DNA testi var. Evet olabilir ama çünkü ben işte çiftlikte filanca yalan söyledi. Orada da yalan söylüyor. Saldırısına uğramıştım yalan dedi. Yalan söylüyor. Saldırıya uğrasa çünkü benim yanımda olan kadın hani bir dikkatimi çeker yani. Mutlaka bir saldırıma uğraşa dikkati çeker yani insanın. Peki şimdi bir komşuyla röportaj yaptık. Fatsa Karşıyaka'da oturuyor. Mandıra'da. Mandıra olmaz. Bilemem. Yani o komşu sen tanıyor seni. Bir röportaj yaptık. O röportajı bir ekrana getirelim. Getirin. Sonra bu 11 yaşındaki kız çocuğunun annesi, eski eşi Semra ve onun annesi canlı yayında olacaklar. Bir kere bu kız çocuğunun ne olursa olsun babasını bilmeye hakkı var. Bakalım Semra ne diyecek? Önce komşu röportajı. Bu açıklamalar stüdyoya bomba gibi düşecek. Ömer gerçeğin mi, paranın mı peşinde? Ömer şu anda hem yuvasını yıkmak istiyor. O mutlu olmasın, benim mutlu etmedi, o da mutlu olmasın. Ve ben karşı taraftan bir miktar para alırsam rahatlarım. Bunun hesabında o. Ömer karısına para için iftira mı atıyor? Ömer sorumsuz bir insan. Evine bakmaz. 100 lira 200 lira parayla ev geçirilmez. Ömer bizim kızımıza iftira atıyor. Ömer kızımıza bakmak zorunda. Ben evlendiysem, ben karıma, çoluğuma, çocuğuma bakamıyorsam niye evlendim, o sorumluluğu niye alıyorum? Zorla çalıştırıyorduk. Sabah işe gelir. Ben bugün çalışmayacağım, filan yere gideceğim. Çalışmıyor çünkü. Bir ek iş bulacaksın, yağmur yağdığında çalışacaksın. Böyle eve bakarsın. Sorumsuzluk olmaz ki. Abilerin hepsi... Birinin evi var, birinin durumu iyi. Niye? Onlar çalışıyorlar. Bu nerede şey orada geziyor. Çiftlik sahibi
Ömer'in karısını alıkoymuş. Çocuk meselesine gelince, şimdi Ömer bana anlattığına göre ben Gölcük'te çalışıyordum diyordu. Orada bir çiftlikte çalışıyordum. Eşimi alıkoydu. Ben onları kendi ağzından dinledim. Hatta ben Semra'yı onun telefonundan aradım, konuştum. Bana dediği kelime şu kızım. Beni oraya yollarsan benim ölüm gelir dedi. Semra'yı ben hiç öyle bir kötü yolda birilerinin gezmiş, birilerinin konuşmuş duymadım ya. Duymadığım şeyi niye yalan söyleyeyim? Eminim yani. Ömer yüzde yüz yalan söylüyor. Ömer şu anda karşı taraftan para kopartmanın peşinde, para için yapar. Belki de o itti yani, biliyor muyuz? Bu arkadaş yalan konuşuyor. Bu arkadaşa ben o gece arabasıyla tuttum. 100 milyon para verdim bu arkadaşa. Eve para göndermek için. Bu arkadaşı beraber de biliyor onu. Hatta benim eve baktığımı da biliyorlar da. Kendileri de biliyorlar. Babası da biliyor her şeyin ne olduğunu. Hatta babası benim yanımda konuştu. Çocuk eve para gönderiyor. Paralar nereye gidiyor diye kendi babası da söyledi bu arkadaşa. Ömer şey de ne demek istiyor? Semra demiş ki beni oraya gönderirsen ölüm gider. O ne zaman oldu o olay? Benim yanıma mı? Evet. Çiftliğe değil, o köydeydi, o Fatsa'daydı o zaman da. Fatsa'da duruyorduk biz. Çiftlik işi bitti, çoktan bitti. Beni oraya gönderirsen ölüm çıkar dedi. Fatsa'yı mı kastetti? Fatsa'da oturuyordum zaten ben. Ömer, bu çocuk kız çocuğu doğduktan kaç sene sonra siz boşandınız? O çocuk kaç yaşındaydı? 5 yaşında, 6 yaşındaydı işte. 5-6 yaşındaydı. Boşandık yani. Peki sizin boşanma sebebiniz ne gerçekte? Boşanma sebebimiz yani aldatma oldu. Yani bu çocuğun, daha sen bilmiyorsun, kendi çocuğun zannediyorsun. Evet. Başka bir aldatmasını yakaladın, öyle mi? Yakalamadım, bana söylediler. Yani biz şöyle bir şey söyleyeyim. Biz eve gittim ben. Bu bana karşı gelmeye başladı. Fatsa'da oluyor bunlar. Fatsa'da. Bana karşı gelmeye başladı. İşte senin gibi körü sevmiyorum dedi. Körsün dedi. Tamam dedim, sevmeyeyim madem dedim. Bu 8 seneden beri benim yanıma niye geldin? Benden beraber 2 tane çocuk yapmışsın. Hayatı yaşıyorsun. Sonradan geldin kör diyorsun, sevmiyorsun dedim. Ondan sonra yok şöyleydi, yok böyle, evde huzursuzluk çıkarmaya başladı. O sırada ben de yani biraz da psikolojim bozulmuştu. Dedim annesine gelin alın bunu buradan dedim, artık yeter. Dedim çok baskı yapıyordu bana. Ondan sonra işte ben de ailesi geldi, ailem geldi, konuştuk, ettik, aldılar götürdüler. Bu konuşan senin arkadaşın aslında Mustafa. Benim arkadaşım, evet. Peki niye bu kadar senin aleyhinde konuşuyor? Benim aile de onların komşusu. Bir numara komşuları. Ama senin arkadaşın olarak bağlanıyor. Evet. Evet, bir numara komşuları. Semraların. Evet. Hayır, aranızda komşuları. Bir husumet mi var bu arkadaşınla? Hayır, benimle mi? Evet. Çünkü yalan söyledi dediği o kadar bariz bir delil olmaz. Ortada bir çocuk var, DNA testi var. Neyi yalan söylüyor? Evet. Şimdi hani ben şimdi bak, yani o yüzden husumet mi var aranızda diye sordum. Benim aramda musibet, şöyle bir musibetim yok. Ama bunu benim üstüme salan bunlar şimdi. Biz birbirimize çalışıyoruz ya. Hani birbirimize yanımızda inşaatta çalışıyoruz. Her şeyde beraber yapıyoruz. Beraber gittik. Bayağı bir çalışmamız olduğu için. Hani o yüzden bunu benim üstüme salıyorlar. Bu şimdi. Çiftlikte alıkoyma olayı nedir? Bana anlattı diyor, karımı orada alıkoydular diye diyor. O nedir? Çiftlikte alıkoyma bir kararı yok. İsterseniz ben Gökhan'a vereceğim. Arasın, konuşsun benden beraber. Bu şans. Yani sen Mustafa'ya demişsin ki benim karımı çiftlikte alıkoydular. Hayır canım, ben öyle bir şey demedim. Böyle bir konuşma geçti mi aranızda? Hayır, geçmedi. Ne oldu peki, alıkoyma değil de yani bir sorun mu yaşadınız çiftlikte? Eşin, evet, sorun yaşadım. Eşinin de içinde olduğu bir mesele mi oldu? Bir sene içinde, avukat bey, bir sene içinde 7 tane ev değiştirdim. Neydi? Neden? Sorun neydi? Sorun, 70 yaşında insana iftira atıyorsun. Kim? Benim eşim. 70 yaşındaki. Evet. Ne diyor? Bana taciz etti diyor. O kim? 70 yaşındaki adam. Ev sahibim. Aa, ev sahibi. Evet. İsterseniz kardeşimi de bağlayın. Kardeşim gitti ev sahibine, adamı dövmeye gitti. Adam dedi oğlum siz dedi manyak mısınız dedi, beni dövmeye geliyorsunuz. Siz dedi kızınızı dövün dedi. Yani Ömer, Semra ev sahibiyle ilgili. Önüne gelene iftira atıyordu. Bana işte sarkıntılık ediyor. Evet. İşte çiftlikteki adamla ilgili bana cinsel saldırıda bulundu. Evet. Beni çiftlikte işte alıkoydular her gibi. Her taraftan karşı. Şimdi ben senin o arkadaşın Mustafa'ya da cevap olacak. Şu belgeyi bir getirelim mi arkadaşlar ekrana? Şimdi diyor ya Ömer yalan söylüyor diyor. Ben buradan Mustafa'ya soruyorum. Neyi yalan söylüyor? Şimdi elinde bilimsel bir veri var. Yani DNA testi sonucu. Kızı, 11 yaşındaki kızın babası Ömer'in olmadığı net.
Bu konuda yalan söyleyemez. Peki diyorsun ki Ömer evine bakmıyordu. Diyelim ki bakmıyordu, çalışmıyordu. Peki bu şu mu demek oluyor Mustafa? Ömer evine bakmıyordu, onun için de Semra gitti başka adamdan çocuk dünyaya getirdi. Bu mu yani? Bunun karşılığı, karşılığı bu mu? Karşılığı bu mu yani? İki, peki bu adam evine bakmıyorduysa neden bu iki çocuğun da velayeti babada? Evet. Daha önce Semra'da değil miydi? Hayır, hepsi bende. Hep sendeydi. Kızındaydı, oğlan bendeydi. Sonra sen kızınkini de. Ondan sonra mahkeme, E-Devleti'nden mahkemeye baktım. Velayetler bana verilmişti. Ben de gittim, bana kızı vermiyordu. Biz avukatınla beraber karakoldan aldık getirdik yani. Ama şu anda kızın da velayeti sende. Ben de, ikisi de bende. Dolayısıyla madem evine bakmayan işte... Ben bu zaman iki çocuğa da bakmadım yani. Bir adama Semra niye iki çocuğun da velayetini vermiş? Mahkeme nasıl vermiş iki çocuğun i̇şte velayetini? İşte açını bulamıyorlar yani bunda. Ben o zaman da bu eve sen bakmıyorsam... Sen şu boşanma davasında yine bir aldatmadan bahsettin ama onu anlatmadın. Yani onu sen yakaladın mı, onu biz söyledin. Biz sonradan yani duyduğumuz boşanma için... Boşanma davasından önce kendisi mi itiraf etti? Hayır, kendisi değil. Bize oğlumuz söylediği için bunu şey yapabildik yani, istemedik daha geri. Ama sonra öğrendin, önce değil. Boşanmadan sonra öğrendin. Evet. Yani şöyle, acaba ortada bir sadakat hükmüne aykırı davranışı avukat ortaya Bey, şey çıktı da miyim? Çocukların velayetini vermek zorunda mı kaldı? Peki avukat Bey, bu çocuk madem... Ama her şeyi al, nafakada istemiyorum. Öyle bir şey, ya bak şunu demek istiyorum. Bir şey söylemek istiyorum. Sen mahkemede karım bana sadakatsizlik yaptı dedin, bunu kanıtladın ve bunun üzerine ya da söyleyecektin karına, dedin bazı ki... Bazı şeyleri vardı. Sen de dedin ki karına, bak bunları ortaya dökerim. O da dedi ki dökme, ben hayır, sana öyle bir şey yok. Böyle bir şey oldu mu? Hayır hayır. Hatta ablam da söylemişti. Ablam da gitti. Dedi benim dedi eşimin dedi faturası çok yüksek geldi. O da duydu bunu. Benim eşimin faturası internetten başkalarla konuştu da çıkıyordu. Çıktı. Hani araştırdık, söyledik. Ondan sonra hatta hakim de ona dedi ki, kızım dedi sen dedi kendi yuvanı niye yıkıyorsun? Yazıklar olsun sana dedi. Çocukların birini istedin, birini yok. İkisi bir yerde kalacak dedi. Hani bunu niye yapayım ben şimdi? Ben kendi kendime niye yuvamı yıkayayım ki? Madem böyle bir şeydi, bu çocuk tacize uğramış. Tamam. O şans, Mustafa denen şans, benden 2,5 aydan beri benden beraber çalışıyoruz. Öldürdü çocuk. Nasıl? Bu öldü. Hangi burada? Hangi? Ne demek istiyorsun? Hangi öldürülen? Bir tane daha öldürdü. 2,5 aylık çocuk anında öldürüldü. Karnında. Semra'nın. Evet. Bir dakika. Semra seninle yine evliyken. Beni kendi ayrıldı. Biz evden ayrıldık. Tamamen boşandınız. Ayrıldık. Evleri ayırdınız. Hayır, boşanmamıştık. Evet. Annesi aldı götürdü. Evet. Ondan sonra götürdükten sonra burada bir çocuk meselesi vardı bizim. Dedim hamileydi. Biliyorduk, adım gibi emindik. Ondan sonra tuttu. 1,5 ay benden kaldı, ayrı kaldı. 2 ay benden ayrı kaldı. Ondan sonra 2 ay sonra bu bir rahatsızlanmış. Felaket rahatsızlanmış. Ölümlü. Hatta annesi de söyledi bana. Dedi ölüyor dedi. Ondan acaba sonra tuttu. İlaç mı? Hamileliğe son vermek için kendi başına bir şey evet, mi kullandı? Evet, kendi başına bir şey yapmış. Çok kişiler de söyledi. Senin eşin çocuk öldürdü diye. Mahallede hepsi biliyor onu. Onlar hepsi biliyor köyde. Yani hamileliği sonlandırmak için doktora gitmeyip kendi doktora başına... Doktora gitmiş. Gitmiş ama şey olmadığı için olmamış. Zamanı geçtiği için evet, çocuğu alamamışlar, evet, sonlandıramamışlar hamileliği. Ben bunu yasal olarak yani... yasal tamam, süresi geçmiş. Heh. Diyorsun ki ve gittiğinde sonra bir şey kullanmış. Allah korusun tabii, ölebilirdi de. Ve o sırada da hamileliği sonlandırmış evet, diyorsun. Ve diyorsun ki o dönemde kaybettiği o çocuk da bakalım benden miydi i̇şte yoksa onu... başkasından mı? Hatta bu şansların yanında çalışıyordum ben. Bu şansların yanında çalışıyordum. Bana telefon açtılar. Her şey bitti, sakinleşti. Bana telefon açtılar. Gel karına çoluna çocuğa sahip çık dediler. Ben de onu duyduktan sonra daha da geri almak istemedim yani. İstemiyorum. Ne haliniz varsa gelin. Bebek olayını duyduktan evet, sonra mı? Yani yasal olmayan yollardan gebeliğin sonlandırılmasını duymuş. Evet, ciddi onu da duydum. Suç. Çok ciddi, çok bir ciddi suç. Yani bir cinayete yakın cezası vardır bunun. Evet, ben bunu köyde herkes söyledi bana. Hatta komşum da söyledi. Yani sevgili seyirciler, aslında Ömer tabii bütün bu yaşananlardan sonra o kadar şüpheye kapılmış ki oğluyla ilgili de, büyük çocukla ilgili de aynı şekilde test yaptırmış. O benim çocuğum diyor ama sonraki
dönemlerde işte 11 yaşındaki kız çocuğu ve benden diyor annesine gittikten sonra yasal süreyi geçtiği için doktor marifetiyle sonlandırılamayan gebeliği kendi başına kim bilir ne karı koca koca karı ilaçları derler ya onlarla filan galiba hayatını da tehlikeye atarak gebeliği sonlandırmış. Şimdi diyor ki belki o çocuk da biyolojik babası ben değildim çünkü güvenim kalmadı diyor. Ama şimdi Semra da ben diyor bu DNA testi sonucu öğrendim diyor. Yani, yalan söylüyor. Hepsi yalan söylüyor. Şimdi hatta dün Semra Hanım akşam burada. Dün burada şey yaptım gece gittim izledim. Bazı şeyleri çoğuna yalan söylüyor. Mesela? Aile konusunda. Bak. Bir de Ömer bir şey soracağım. Unutmadan sorayım da. Siz diyelim ki kız çocuğu 5 yaşındayken boşandınız. Evet. 6 sene olmuş oluyor. Ne zaman evlendi Semra tekrar? Dün evliyim ben dedi. Ben boşanmadan evlendi. Nasıl boşandı? Dini nikah yaptı başkasıyla. Evet, boşanmadan hemen gitti. Başka adama gitti. Aynı adama gitti. O resimde olan adama gitti. Ama bu beni aldattığı adamla gitti. Aldattığı adama gitti. Ha, senin yani duyduğun hani birisi evet, var dediler. Duyduğumuz adama geri gitti. O adama gitti. Evet. Sonra o adamla şu anda resmi nikahlı evli mi? O duyduğuma göre imam nikahı diyorlar ama bilmiyorum. Resmi imam bilmiyorum bunu. Bu fotoğraftaki adam Fatsa'da bir adam. Evet Fatsa'da. Sen de tanıyorsun adamı. Tanıyorum. Adam evli miydi o zaman? Serap Hanım bu adam evliydi. Onlarınki çok karışık işler. O işlere de girmek istemiyorum. Girme de. Heh. Yani senden daha boşanmadan hani annesinin evine gitti diyorsun ya. Oradan da adama mı gitti? Evet. Ha. Bu arada da gebeliğini sonlandırdı. Gebeliğini de sonlandırdı gitmeden. Gitmeden. Adama gebeliğini gitmeden. Sonladıktan sonra gitti. Tamam evet. Anladım. Evet. Peki. Peki 11 yaşındaki kız çocuğunun gerçek biyolojik babası kim? Ömer'in eski eşi Semra canlı yayında. Hemen dönelim. Yanında da Eda Naz Çubukçu var. Merhaba Eda Naz. Merhaba Serap Hanım, iyi yayınlar. Teşekkür ederim. Semra merhaba. Merhabalar. Semra, bu kız çocuğunun babası kim? Bunu söylemen lazım. Bu çocuğun babasını öğrenmesi lazım. Söylemiştim dün Mehmet diye bir kişi. Ama Mehmet diye öyle bulunmaz ki. Yani Ömer'in orada çalışıyordu ya çiftlikte. Tanıdığı tamam, biridir. Orada çalıştı. Tarif et. Yani. Tarif et Ömer'e. Tarif et şu adam de biliyorsun de. Anlat ki o da kim olduğunu bilsin. Ses. Sesi gitti. Sen o çiftlikte Mehmet diye bir kahya hatırlıyor musun? Evet. Var. Ondan mı bahsediyor yani? Evet. Onu söylüyor. Evet onu söylüyor. Ama sen bunu öğrendiğinde o çiftliğe yani tam yeni öğrendin ama o çiftliğe arayıp o Mehmet'in hala orada çalışıp çalışmadığını öğrenmedin mi? Hayır hiç şey yapmadım. Merak etmiyor musun? Yok böyle şey yapmadım yani ben uğraşamadım. Yani zamanımız yoktu biz panikteydik yani. O sırada buraya geldim zaten. Tamam da bu olay 15 Nisan'da mı verdin sen? Mayıs. Mayıs. 15 Mayıs'ta zaten bu test sonucunu öğrendin. Evet. Bugün ayın 8'i. 3-4 gündür de buradasın. Bu arada sana dedi ki Semra ben o çiftlikte işte Mehmet denen adam tarafından cinsel saldırıya uğradım. Ben de bilmiyordum dedi. Ve sen hiç merak edip bu Mehmet hala orada mı değil mi? Hani çocuğun babasını arıyorsun ya. Aramadın mı Ömer? Yani soy ismini bilmiyorum da Mehmet olduğunu biliyoruz ama yani nerede olduğunu da şeylerini hepsini çiftlikte olduğunu biliyorum yani ben. Halen? Halen çiftlikte olduğunu bilmiyorum şimdi. Şu anda önceden çiftlikte olduğunu biliyordum diyorum. Tamam da bunlar... Zaten çalışıyordunuz orada çalışıyordum olduğunu bilmiyordum. Ben oradaydı zaten. Önceden çalışıyordum ama ayrılalı bayağı olmuş ben oradan çıkıyorum. Ömer şimdi bu adamın evine bile gitmişsiniz siz. Evet. Dedin evliydi evine de bizi çağırdı gittik. Beraber çalışma arkadaşın. Soyadını bilmiyor musun? Hayır soyadını bilmiyordum. Biliyordum aklıma gelmiyor yani biliyordum. Hatırlayamıyorsun. Hatırlayamıyorum orayı hatırlamıyorum. Sadece adını biliyorum Mehmet diye. Kaç sene o çiftlikte Mehmet'in de olduğu zamanda beraber çalıştınız? 15 sene oluyor. Zeynep orada orada hamile kaldı zaten Zeynep'e o çiftlikte. Dünyaya Zeynep geldiğine göre 9 sene olmuş. 10 Hayır sene. Orada ne kadar süre kaldınız? O süreç... Fazla bir süre kalmadım.
3 ay mı, 6 ay mı, 1 sene mi? 5 ay kaldım orada. 5 ay. Yani ondan bu... sonra bana dediği kelime şu, biz buradan çıkalım dedi. Neden dedim, yani bir sebep söylemen lazım bana. Yok dedi, bu dedi, ben dedi gözüm tutmadı dedi. Kimi, Mehmet'i mi Mehmet'i gözü? Tamam dedim, hemen taşınırım dedim. Sorun yok dedim. Hani böyle yok, bana rehin aldılar, yok öyle bir şey yok. Ben hemen öbür tarafta... Şimdi, bir dakika o zaman, dakika şimdi bunu ya. Şimdi ben başka çiftlikte anlaşma yaptım. Ama diyorsun ki Ömer, o dönemde diyorsun, karım bana dedi ki benim bu adamı gözüm tutmadı, biz buradan gidelim dedi ve gittik. Ama kadın niye durup dururken gözüm tutmadı dedi. Belki de kadın doğru söylüyor o zaman, cinsel saldırıya uğradı. Hemen çıktım zaten Serap Hanım. Hemen annen çıktı. Çıktın da 5 ay kaldınız. Bir dakika, yani şimdi karın geldi yanına oturdu, ya kocacığım işte bu Mehmet'i... Benim yanıma şimdi avukat bey şimdi... Tamam, benim bu Mehmet'i gözüm tutmadı, rahatsız diyor beni dedin. Hemen kaçtım. Sen direkt aldın karını oradan aldım, uzaklaştın. Aldım, koçum aldım gittim. Mehmet'in yanına gitmedin mi? Bir dakika Mehmet abi, Mehmet bey. Bana hayırdır? Öyle taciz falan olayı söylemedi ki. Neyinden rahatsız oluyorsun diye sormadın mı? Sordum, yok dedi. Ben dedi bakışlarını sevmiyorum adamın dedi. Tamam, bakışları olabilir dedim. Yani normaldir, herkesin bakışı hakkıdır dedi. Yok, ben bakışlarını sevmiyorum, çıkacağım dedi. Şimdi sen şimdi bakışları için ben hemen evden zaten başka oysa çiftlikte anlaşma sadece yaptım. Sadece bakışmamışlar yani, öyle anlaşılıyor. Evet de şimdi benim tabii ben tereddüte düştüm. Bu kadın gerçekten böyle bir saldırıya... Bana seydi orada. O zaman ben oraya polise dökerdim. Her şeyi dökerdim oraya ben o zaman da. Ama sen bana söylemiyorsun. Sadece ben bakışına rahatsız oldum. Serap Hanım'ın bakışına rahatsız oldum. Çıkmak istiyorum buradan şimdi. Sen şimdi bana o kelimeyi söylüyorsun. İleriyi niye söylemiyorsun o zaman da? Buydu yani. Sadece evet, bakışlarından buydu. Rahatsız oldum. Gidelim buradan evet. Ömer dedi. Evet. Sen de karın dedi. Ben de gittim. Başka çiftlikten anlaşma yaptım. Adam bana para getirdi. 4000 lira para getirdi. Ben Kaya'ya 3000 lirasını verdim. 1000 lirasını cebime attım. Göçe aldım, çıktım ben. Günü birlik o. Hı hı. Her ama sanki zaten... kadın bir mesaj vermiş evet. Yani bir uyarı vermiş gibi geldi şu anda bana. Şu ana kadar hiç anlatmadı bir şey bu çünkü. Yani ben bu adamın bakışlarından rahatsız andaki... oldum. Dediğini anlatmamıştın bize. Serap Hanım, nereye gidersem zaten bu işte yaşıyorum ben. Ha. Bu işlemlerle yaşıyorum. Her bir yerde... sene içinde, bak biri, bu ikinci eşimle benim 6 seneden beri evliyim, Allah razı olsun. Evliyim. Bir tane ev değiştirmedim şimdi şu anda. Ha, orada şimdi, Semra sürekli gittiğiniz her yerde, her yerde bu adam bana yan baktı, bu evet. Adam bana kötü baktı. Her yerde, her yerde. Gibi. Peki şimdi, Semra... Bunu bana yaşattığı için ben de orada ona şey yapmadım yani. Peki Semra, sen o Mehmet'in bakışlarından rahatsız oluyorum, gidelim demişsin. O aynı adamdan bahsediyoruz değil mi Semra? Evet. Peki o 5 ay kalmışsınız orada. Yani nasıl oldu da bu adam sana bu kötülüğü yapabildi? Nasıl bir ortam buldu? Yani kocan orada, çalışıyorsunuz, adam orada yaşamıyor, başka bir yerde evi... Orada arada bir kalıp oraya geliyordu, arada bir kalıyordu. Oradaki evde kalıyordu. Oradaki ev dediğin lojman mı vardı orada, ne vardı? Kalmıyordu. Kalıyordu. Hayır, kalmıyordu adam. Akşamları arabasına binip gidiyordu. Hayır, kalıyordu. Akşamları yatıyordu, kalıyordu orada. Sen Semra, bilmiyorsun ben. Ben orada, beraber burada yaşadığım halde gece sabaha kadar yem karan insanım. Ben adamı gece evinde görmedim. Hayır, kaldı orada kaç sefer. Sen niye yalanlıyorsun şimdi? Niye inkar ediyorsun? Hayır, ya ben inkar ediyorum. Bile bile ben. La, ben yanımda ya, ev yanımda ya. Ya kaldı, kaç sefer kaldı? Ya ben niye görmedim o zaman bunu? Demek ki görmek istememişsin. Neyi? Semra. Kaldı orada kaç sefer. Arada bir kalıyordu. Ya, Semra sürekli neden? Arabayı bırakıyordu oraya. Patronun arabasıyla gidiyordu. Hayır, senin yanlışın var. Kalıyordu orada. O zaman sen... Adamla kaç kere görüştünüz siz? Yani sohbet etmek için, ne bileyim dertleşmek için. Kaç kere böyle baş başa hayır, görüştünüz? Yok, hiç baş başa hiç kalmadık. Hiç de öyle oturup da baş başa görüşmedik. Semra, neden peki o gün yaşanan o saldırı olayından hiç kocana bahsetmedin? Çiftlik sahibine bahsetmedin, polise gitmedin? Korktum, sessizdim, ne bileyim kimseye bir şey diyemedim. Hatta eşime de söyledim, hatta olay olduktan sonra rahatsız etmeye başladı. Buradan gidelim dedim. Olay olduktan sonra nasıl rahatsız etmeye başladı seni? Yani rahatsız etmeye başladı, orada kalıyordu. Gece gelip cama taş atmalar vardı.
taş atıyordu. Aa, kocan yani, bunları niye duymuyordu kocan? Bilmiyorum, uykudaydı, duymadı. Ben kalkıp da hiç bakmadım. İki sefer taş attı cama. Her daha şeyi daha benden gizli yapıyorsun değil sen mi? Sen de uykudaydın, sen nasıl duydun? Ben de uykuda duydum zaten. O niye duymadı diyorum ben de. Ben işte niye duymadım bu olayları? Ben nereden bileyim nasıl niye duymadığını? Ya sen şimdi saçmalıyorsun ya. Ya saçmalayan sensin burada. Ben niye saçmalayacağım ya? Allah Allah. Ben yanında olan benim, duymayan benim, gizli yapan sensin. Ömer biliyor, duyuyor diyorsun. Ya neyi biliyorsun sen ya? Ya neyi biliyorsun? Bildiğin şeyleri konuş. Sen bana o kimlikle dediğin kelime kadar değil mi? Bu adam benim bakışına rahatsız oluyorum demedin mi? Demek ki dediysen bir kuşkulanmışsın. Sen niye şüphe çekmedin o zaman? Tamam da Semra, ben buradan gidelim. Bu adamın bakışına rahatsız olayım demedin mi bana? Dedim mi? Boşuna mı? Dedin de o zaman ben çıkmadım bu çiftlikten. Akşama çiftlikten çıkmadın mı? Çıktık gittik. Tamam da şimdi taciz ne zaman oldu? Çıktı bu adamı bana niye söylemedin? Söylenecek bir insan mısın ya? Anlayış mı gösterdin? Allah Allah! Her şeyin yalan zaten Semra. Bir sene içinde gittin ev değiştirdin bana ya. Yediden ev değiştirdin. Taciz ederken yanımda mıydın? Lan 70 yaşında adamına beni dolaştırdın be. Sana bir şey soruyorum bak. Söyle. Enişten bana taciz ederken ben sana söyledim. Yalan. Sen benim yanımda oldun mu? Orada yalan Semra. Niye yalan? Niye gelmedin yalan benden? Diyorsun yine. Neden gelmedin? Ben o adamı vurmaya gittim ama neden gelmedin benden? Kime vurmaya gittin? Neden gelmedin ben? Arabadan niye kaçtın? Kimin arabasından kaçtın? Sen arabadan kaçtın, anne yana kaçtın. Nereye kaçtın? Ne zaman kaçtın? Benden adamın yanında yüzleşmeye niye gelmedin? Kimin adım? Hangi adam? Bana açık bir adam kim? Enişte diyorsun ya, enişten de Semra, diyorsun. Bana ben seni onun yanına götürürken neden baktım gelmedin? Annen niye gitti köyde? Semra'nın yalanı dedi. Hayır öyle bir şey olmadı. İnkar Allah Allah! Yani. Arabadan kaçan ben miyim sen misin? Hangi arabadan kaçtın? Arabadan falan kaçmadım ben. Ya kaçtın. Yalan söyleme, inkar etme. Kaçtın arabanın içinde. Hatta evden çıktım. Hadi gel dedim. Nereye gidiyorsun? Anne yana gidiyorum dedim. Sonradan dedi ben dedi eniştemi yana götüreceğim. Gel dedim, gelmedin. Ya hatta ablam da telefon açtı. Getir yüzleştir burada ben dedi. Ben bir şey soracağım. Semra, eniştesi sana yan gözle bakıyor. 70 yaşındaki ev sahibi sana yan gözle bakıyor. Çiftlikteki sana yan gözle bakıyor. Nedir sendeki bu güzellik, bu sır ki bütün adamlar sana yan gözle bakıyor. Niye Semra, niye olsun? Senden başka orada hiçbir kadın yok yani. Ne bileyim, sessiz kaldığım için, sesimi çıkartmadığım içindir belki. Alakası yok. Nasıl ya? Sesini nasıl çıkarmıyorsun? Niye sana yani dünya güzeli de değilsin, anladın mı? Yani niye sana, ne sana diyeceğim bana, şaşırdım madem şimdi. Madem sessiz kalmış, tamam sessiz kalmış, eniştem tacizdeken ağlamasını biliyor. Millete inandırıyor, tamam mı? Biz de inandık. Sen çok iyi inandırıyorsun milleti değil mi? Ben inandıramıyorum, doğru. Yalan söyleme. Ben öldürmeye gittiğim, gideceğim zaman da sen hiç benim yanına gelmedin. Sen benim arkamda durmadın, gitmedin. Arkamda. Gitmedin, yalan, inkar ettin. Emin misin? Ömer bana, sen niye şikayetçi olmadın eniştenden madem? Yalan söylediğini anladık zaten. Serap nasıl Hanım anladınız? Çünkü yalan tabii. Gelmedi Serap Hanım. Bir insan doğruyu söylüyorsa, ben seni götürüyorsam benim yanına geleceksin. Sen yüzleştirmeye götürüyordun. Gelmedi, gelmedi Serap Hanım. Götürmedi, hayır. Öyle bir şey olmadı. Sen yüzleştin mi eniştenle? He? Sen enişten. Yüzleştim, yok öyle bir şey diyor ya. Siz manyak mısınız? Ya hiçbir erkek yaptığını ya kabul etmez, şey o ayrı. Kabul eder mi? Hiç kimse kabul etmez de. Peki Serap Hanım, tamam. Eniştem öyle yok öyle bir şey diyor da. Kendi benden beraber gelmedi. Bir dakika bir şey anlatayım burada. Madem bu adama iftira attı. Tamam. Ya yeter bu senin. Bir dakika dinle. Gerçekten yeter artık. Bu adama iftira attı. Bu adamın kapısına daha sonradan niye gidiyor? Ne diye gitmiş? Semra adamın kapısına niye gidiyor, iftira attı adamın kapısına? Eniştenin. Evet. Niye gitmiş? Gitmiş, kendi gidiyor. Annemin peşine takılmış gitmiş. Niye gitsin Semra madem? Nereye gitmişim ben? Enişte, nereye iftira atmışım? O yalan enişte söyledim dediğiniz. Annemi bağlayın. Annemi bağlayın. Anneminle beraber. Hatta ben buna telefon açtım. Oraya sakın yanaşma. Bu adama iftira attın, yanaşma dedim. Burada git, akşamın orada çıktı. Niye gidiyorsun madem hakkında böyle bir, burada bir yalan iddia var yani, ortaya attığın adamın evine? Niye gittin Semra? Yalanı var Serap Hanım ya. Bir dakika Semra, niye gittin tekrar o adamın evine? Ya ne diyeyim şimdi, nasıl gitmeyeyim eniştesi? Ne diye gitmeyeyim Allah şimdi ben yanına? Allah Allah. Onun niye gitmeyeyim? Ya onun eniştesi. Bir bırak, gitmen gerekmiyor. İşte senin enişten bile diyorum, olsa gitmezsin. Polise gidersin zaten i̇şte ben yani. Ben de hayır, onun, bu mu? Bak gitmesi bir dert. Konumuz bu. Neden biliyor musun? Çünkü sen bunları doğru söylemiyorsan
eğer hiçbiri doğru değil demek evet, ki söylediklerini. Hayır, şimdi eniştenin evine gidip de eniştenin eve kabul etmesi de enteresan. Serap Hanım. İftiraysa onun da eve almaması lazım. Kardeşim bağlansın. Olacak şey Serap değil ya. Kardeşim... Nasıl gitmeyeyim eniştesi diyor. Serap Hanım, kardeşim bağlansın. Bunun yüzünden kardeşime adamı dövmeye gittik. Adam bana dövmeye falan kimse diye. Gitmedi. Bana kimse inanmadı. Oturdum ağlayarak anlattım olayı böyle böyle yaptı diye. Bir dakika. İş yerinde adamı baktı. Dövmeye gittik. Adam dışarı çıkamadı. Senin yüzüne adam işini bıraktı kaçtı. Bırak ya. Ya dürüst ol, dürüst ol. Adam ol, dürüst ol. Ben dürüstüm. Kardeşim de yanımda. Adamın iş yerine gittik. Adamı almaya gittik. Adam kaçtı. Ya adamın ne işi ya? Senin işi mi vardı? Ya Semra. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu dünyada sadece sen varsın. Ama git yok. Herkes senin başıma bela sokuyorsun ya. Nereye gitsen başıma. 80 yaşında adamı beni hak ettirdin ya. Yok ben senin niye akşam adam beni evden atmadı mı Semra? Benim yüzünden mi attı? Evet senin yüzünden attı. Kim attı seni benim yüzümden seni evden? Adam öldü. Semra Sultan şeyde derince de. E adama da işte iftira atmışsın. Kardeşim senin kardeşin var. Bağlasın. Ondan bana var. Gittik adamın kapısına. Adam bana dedi ki oğlum ben de baban yaşındayım. Bu benim kızım yaşında. Bir dakika bir konuşsun ama Semra bağlandı madem konuşsun. Semra şimdi sen bu çocukla... Adamların ne yaptığını ben size söyleyeyim mi? Söyle. Bu çünkü çalışıyordu bu özürlü hayvanları, sakat hayvanların bacaklarını kırdırıyordu. Patronu Ömer'e kırdırtırıyordu. Sigortadan para almak için yapıyordu. Ömer de bunları tehdit ettiği için adam almadı. Adam attı çiftlikten. Bu yüzden attı. Benim yüzümden atmadı yani. Bir tanesi öyle. Bir tanesi sen işte Mehmet bana bakışlarını beğenmiyorum dediğin için. Evden adam ev sahibim bana yan gözle baktı dediğin için. Enişte bana tacizde bulundu dediğin için. Senin enişten bile değil bir daha gidiyorsun. Evet. Diyorsun ki ne yapayım gitmeyeyim mi eniştesi. Hayır ya, alakası yok ben olayım gitmem. Bir dakika ya bu kadın biraz hakikaten saf mı ne ya? Saf mı bu kadın ya? Saf değil Serap Hanım. Bunun amacı neydi biliyor musun? Amacını da net söyleyeyim. Beni cezaevine sokmaktı. Hangi? Enişteye zarar ver. Evet. Beni cezaevine sokacaklardı. Ondan sonra rahat gitmek için peşindeydi. Ben açık net söyleyeyim. Sen ne yalancı bir şeysin ya. Ben yalancı değilim Semra. Sen beni tam kaç kişiyle yüzleştirdin. 70 yaşındaki adam benim arkamda sana laf söyledi. Yeğenimin yanına gidiyoruz akşamları. Onu aynısını benim arkamda adamı yakasına yapıştım. Bunun yüzünden. Adam bana salkınlık yaptı dedi. Ya arkamda nasıl yaptı sana bu adam? Ya kim yaptı? Fatça'da. İyi düşün, iyi taşın. 70 yaşında adam. Adamın yakasını tuttum Serap Hanım. Dedi ki kardeşim dedi, sen dedi manyak mısın? Sen dedi arkanda karıya ben nasıl sanmıyorum? Sen şu an var ya olayı başka yere çekiyorsun. Hayır konuyu başka yere çekmiyorum tamam mı? Burada madem bunlar yaşandı, bu olay yaşandı. Sen konuştun. Ömer, beni konuşturmuyorsun. Bir dakika bak, Ömer. Burada, suçlu beni gösteriyorsun. Ömer bir saniye. Semra oradan şuraya gelmeye çalışıyor. Yani diyor sen diyor Mehmet'in saldırısına uğramadın. Sen kısa süreli de olsa bu adamla evet. Görüştün. Görüştün. Ardından da bu çocuk işte dünyaya geldi. Sen de bunu tahmin de edebilirsin bir kadın olarak. Çünkü diyor biz 5 yıl ikinci çocuğu yapmak için uğraştık. Evet. Ama olmadı. Evet. Ama birdenbire bu çocuk oldu. Yani, hayır uğraşmadık. Uğraşmadık. Hayır asla çocuk olsun diye uğraşmadık hiçbir zaman. Yapma ya. Yani şimdi burada söylemek istemiyorum ama biz çocuk için kesinlikle uğraşmadık. Peki ben sana bir şey soracağım. Hı. Sen Gölcük'te nasıl hamile kaldın bu koruma hapı kullanakana? Her gün koruma hapı kullanıyorsun. Bu şahıstan nasıl hamile kaldın? Hı. Bana bunun cevabını ver. Güzel soru. Hadi. Ben seni sağlık ocağına götürdüğüm zaman da doktor sana 2 kutu koruma hapı verdi. Değil mi? Evet kullandım. Peki bu koruma hapını kullanıyorsun. Bu adamla nasıl hamile kalıyorsun? Her gün kullandığın koruma hapına bunda nasıl hamile kalıyorsun? Sen şimdi ne demek istiyorsun? Aslında hiçbirinin garantisi yok tabii. %1, bak, burada, 5 ben de ne olsa, demek istediğimi iyi anla. Hoca olsa ben sana diyorum yani ki her gün koruma hapı kullanıyorsun. %1'de 5 de olsa bir pay bu var. Bu adamla nasıl hamile kalıyorsun? İşte yani, söylüyorum. Özellikle mi hamile kaldığına getiriyor aslında Ömer? Özellikle mi hamile kalmak istedin ondan? Onu söylemeye çalışıyorum. Hayır avukat bey bu taciz bir olayı değil yani. Şimdi bilemeyiz. Yani hanımefendinin peki, beyanları her zaman esastır ama şey cinsel istismar dosyalarıyla ilgili olarak
istismar tamam, eylemindeki beyanın geçerli olmasının ön şartlarından biri de olayın sıcağı sıcağına ifadenin verilmesidir. Tamam ben onu diyorum zaten. Ben orada yani niye bana söylemedin? 11 sene sonra gidip de bir savcıya söylemesi, evet savcı bunu dikkate alır ama hanımefendinin ifadesi de biraz eksik kalır. Evet. Yani o zaman savcı şunu da düşünür. Acaba gerçekten kocasına ve çevresine karşı kendisini korumak adına bu adamı yakıyor mu diye düşünürler. Saldırı mı diyor? Ben bunu şöyle de söyledim. Bu adam senden tamam bu adam taciz etti. Sen bu adamla hamile kaldın. Her gün koruma hapı kullanıyorsun. Bu adamla nasıl hamile kalıyorsun da ben size şunu söylemek istedim. Tamam bu adam zaten bulunacak. Bu şans bulunacak. Gelecek burada DNA testi yapılacak. Mesela, ya konumuz şimdi bu mu? Bak sen de hayır. Ben de evliyim. Sen bu, sen var ya. Nasıl konumuz bu değil? Beni düzenle bozuyorsun. Konumuz bu değil. Konumuz tam olarak bu. Konumuz bu değil. Kayda yok. Ömer bir müsaade et ama bir konuşsun ya lütfen. Hep sen konuşuyorsun ya. Hiç konuştuğun doğru söylüyor. Doğru söylüyor. Müsaade et. Ben kendimi nasıl ifade edeceğim? Evet. Kendimi nasıl savunacağım ben? Savun hadi. Hadi savun. Ömer rica ediyorum. Bir müsaade et. Evet Semra. Ben her lafımı kestikten sonra, her lafımın üstüne bir laf söyledikten sonra ben kendimi nasıl savunacağım? Tamam şimdi konuş, onu konuşturmayacağım. Söz veriyorum. Ya ben evliyim şu an. Ben kocamla sorunla yaşayacağım. Evlilik yani yıkılma derecesine gelmişim. Sen niye kafasını yaşıyorsun? Sen de evlisin. Sen de karın bırak bitmez. Sen hoşuna mı gider? Ne yapsın? Ya sen resmen benim evliliğimi kıskanıyorsun. Evliyken bile çocuğa anlatmışsın ki gel diye. Babam seni ev tutacak, bizi de alıp gidecek, başka şeyde yaşayacak diye dedirtmeyi biliyorsun ya çocuğa. Semra ne yapsın? Yani bu çocuğun babası gibi yani biyolojik babasıymış gibi mi davransın? Hayır onu değil. Kendi konuyu çocuğu... kapatsın mı? Ya konuyu kapatsın diye değil. Ne yapsın? O da işte yapması gerekeni yapıyor. Adamı arıyor yani çocuğun biyolojik babasını arıyor ki benim üzerimden nüfusumdan gitsin. Ben ya yeni öğrendi. O zaman yeni öğrendi. Öğrenene kadar niye peki... gelmemi istiyordu. Çocuğundan haber gönderiyor bana. Ben evliyken, o evliyken. Şu anda diyor, zaten 15 Mayıs'ta yaptırmış bu testi. Bunun sonucunu da yeni almış ve buraya geldi. Senin evliliğini niye kıskansın? Sen resmi nikah yaptın mı bir kere? Evet. Sen bir kere daha Ömer'le o zaman boşanmadan bu adama gitmişsin. Evet doğru. Bir tane de bir çocukla ilgili de bebekle ilgili... Hamileliğini sonlandırmışsın. Artık ne kullandıysan neredeyse ölüyormuşsun. O bebeği... Ne zaman? İşte babanın evine gittiğinde, annenin evine gittiğinde. Hatta oğlum... Ne zaman sonlandırmışım? Ben öyle bir düşüklük yapmadım. Boşanma aşamasında, boşanma aşamasında. Hatta boşanma aşamasında hamileymişim de hamileliğimi sonlandırmışım, evet. Öyle mi? Evet, önce doktora gitmişsiniz ama yasal süreç geçtiği için... Sendeki... Allah sana yazıklar olsun. Babasının da onayı olmadığı haram için. Haram olsun sana, zıkkım olsun, tamam mı? Yapma ya. Bu kadar da haram mı olsun be? Sen nasıl bir insanmışsın ya? Ben sustum. İnsansın diye sustum. Rezil olma diye sustum ama gerçekten sen hak ediyormuşsun rezil olmayı ya. Sen bu kadar şey yapmaya kalktın mı herhalde? He? Ne diyorsun sen ya? Beni fazla konuşturma. Bu arkandaki şeyleri anlatırım burada ha. Neyi anlatıyorsun? Bildiğini konuş saklama, anlatırım bir de bastırma, ne biliyorsun? Madem benim hakkımda her şeyi biliyordun, niye beni taşıdın yanında o zaman? Neye taşıdın lan? Niye taşıdın beni yanında diyor. Oğlan 5 yaşındayken ben ailemin polisiye gittim. Zaten senin babaannem bile bana dedi, bırak oğlum onu dedi. Sesini kes, beni konuştur bak. Bak zaten senin babaannem bile bana bırak oğlum, bundan sana hayır gelmez dedi. Onu nasıl bıraktım zaten seni ben? Sen beni konuşturacak mısın? Ömer müsaade et Ömer. Bir müsaade et. Ben seni 5 yaşında, oğlumuz 5 yaşında çocuk 4 yaşındayken ben Manisa'ya gittim. Ben sana geri dönmek istemiyorum dedi. Niye ayrıldım ben sana? Niye benim peşime geldin o zaman? Ben Manisa'ya sen de soru sorma insandım. Çünkü o zaman cevap veriyor, konuşması tabii, gerekiyor. Ben cevap vermek zorundayım. Sen kendini ifade et madem. Soru soruyorsun, o konuşunca da konuşma diyorsun. Yalan yanlış konuşuyorsun. Bunu inkar etmişsin hadi. İnkar ettin. Çok yalan konuşuyorum ya. Gelip de peşime yalvarmadı mı? Yani bütün bunlar başkasından çocuk dünyaya getirmek için... Geçerli sebepler değil. Bence Semra... Ya ben bilerek mi getirdim? Ben bilmek. Semra, sen çocuğu ondan ağzından öğrendim. Sen şunu söyler misin lütfen? Bu çocuğun babasıyla senin bir gönül ilişkin oldu mu? Hayır olmadı. Öyle peki, bir şey evet, mümkün oldu. Bile olamaz zaten. Bir dakika müsaade et. Peki o çiftlikten ayrıldıktan sonra bu adamla bir daha hiç irtibatınız oldu mu? Asla görüşmedim. Asla. Seni aradı mı? Hiçbir zaman irtibatı oldu. Hiçbir zaman aramadı. Hiçbir zaman da görüşmedim. Seni bulmaya çalıştı mı? Hayır.
Yani sen gönül rızasıyla bir beraberlik yaşamadın bu adamla. Hayır, asla. Ama diyorsun o olaydan sonra, o çirkin olaydan sonra bu adam peşimden ayrılmadı. Ve sen de kocana bu adamın bakışlarını beğenmiyorum deyip gerçek olayı itiraf edemediğin için oradan uzaklaşmak istedin ve kocana bunu mu söyledin? Evet, rahatsız oldum. Rahatsız edip duruyordu. Ben dedim çıkalım buradan gidelim. Ben rahatsız oluyorum bunlardan falan demiştim. Şimdi, çıkıp gitmiştik. Şimdi daha önce eniştesi, ev sahibi birkaç kişinin kendisini ev taciz... Ev sahibi derken ev sahibi ne? Ev sahibi bir saniye kim? Hanımefendi bir saniye. Söyleyeceğim. Yani birkaç kişinin kendisini taciz ettiğini kocasına söyleyebilecek cesareti olan bir kadın. Evet. Neden bu Kahya Mehmet'in de kendisini evet, taciz ettiğini itiraf edemiyor? Çünkü demek ki söylemişse bunu da söyleyebilir bu kadın. Evet. Evet, avukatımızın sorduğu soruya bir cevap ver. Enişte diyorsun, o diyorsun, arkadan gelen adam diyorsun. Bunların hepsini kocana söylüyorsun. Peki bu olay daha da büyük bir olay ve insan ister ki bu adam en ağır cezaya çarptırılsın. Evet. Hani hapishanede çürüsün istersin tabii, yani. Bunu niye söyleyemedin kocana, her şeyi söyledin de? Ya kocam anlayışlı bir insan değil ki. Ben söyleyecektim. Sen kuyruk sallamasan sana kimsenin bir şey diyemez diyecekti. Peki enişte, bu lafı diyecekti yani. Peki enişte için de mi öyle söyledi? Enişte için öyle bir şey söylemedi. Ben söylediğimde hiçbir tepki vermedi. Yalan söylüyorsun, iftira atıyorsun. Demek ki tepki bastı, vermedi. Peki bu ev sahibi işte bana yan gözle bakıyor demişsin. Onunla ilgili... Kim ev sahibi kim? 70 yaşında bir adammış, ne bileyim ben Selam kim? Selam Hanım, ev kardeşim sahibi. Selim'i bağlar mısınız? Bağlayın Selim'i. Şu Selim'i bana bağlar mısınız? Neredeki ev sahibi bana şey yapmış? Sen az dur, Selim bağlansın, Selim Ömer hatırlat hangi ev sahibi hangi diyor, ben bilmeyeceğim ya herhalde. Hatırlatsın bana, ben hatırlamıyorum, öyle bir şey olduğunu hatırlamıyorum. Bana hatırlatsın. Harman Tarla'da denince, Harman Tarla'da oturarken ilk geldiğimiz sene. Harman Tarla'da otururken. İlk geldiğimiz sene 70 yaşında bir vardı, biliyor musun? Hatırla, iyi hatırla. Yaşlı bir adam vardı, evde eşyaları atıyordu. Tamam, atıyordu, kafadan hastaydı. O adamla beni dalaştırdın. Adam dedi evinden ona hemen çıkın dedi. Ona ben seni dalaştırmadım. Bak inkar ediyorsun şu tamam, an başka şeyler çekiyorsun. Tamam, kardeşim de bağlasın, söylesin, beraber gittik. O bitti gitti hatta, kardeşim gitti adamın evine. Hatta onu izledi dedi ki kardeşim el geldi. Dedi evden hemen çıkın dedi bana. Ya lafı nerelere çekiyorsun, sen nasıl bir insansın? Allah'ını seversen seni Allah'ın gidiyor, tamam yok mu bir adam ya? Bunları söylüyorsun, bunu söylüyorsun, akrabamı söylüyorsun. Bu adamı niye söylemedin bana o zaman da? Ya sen madem çarpıyorsun da madem o bu diyorsun. Bu çocuğu bana, bu çocuğu yapıyorsun. Ondan sonra kalıyorsun. Sen niye taşıdın bana beni niye söylemiyorsun? Ya bana niye söylemiyorsun, adam bana taciz etti diye. Yani Semra, daha önce söyledin, dikkate almadı, onun için mi söylemedin? Hayır avukat da daha hepsini dikkate aldım. Hayır edilmiş, korktum dedi canım, anlayışsız bir adam dedi. O yüzden yani böyle bir şimdi normal bir ne bileyim bir sadakatsizlik olur, anlayış bekleyemezsin. Ama senin isteğin dışında bir saldırıya uğradığında ister anlayış göstersin, i̇stismar ister ayrı, göstermesin der. İstismar ayrı, tecavüz her türlü söylenebilir. Bir şey değil zaten. Ben bunu kimseye söyleyemedim. Bırak eşimi, ben anneme bile söyleyemedim. Bu konuda maalesef kadınların bahtsızlığı var. Çünkü hayır, onları söylüyor. Bunu bir dakika niye Ömer, Ömer bir dakika ne olur. Daha toplumsal, daha sosyal bir konuda bir şey söyleyeceğim. Yani kadınların bu konuda sessiz kalması bu sapkınların da tabii ki iştahını kabartan bir şey. Kadınlar maalesef bunu kendi suçlarıymış gibi utandıkları için söyleyemiyorlar. Ama bu kendilerinin utanacağı bir şey değil. Aslında ceza alması için o kişiye her türlü yaptırımın uygulanması lazım. O diyor taciz olayı farklıydı ama bu cinsel saldırı olayını söyleyemezdim, utandım. Başka da hiç kimseye de söyleyemedim diyor. Ben bilemem bak, şimdi işin içine bu girince ne desem boş yani. Kesinlikle ve kanunumuz yani özellikle kadınlar bu tarz suçlarla karşı karşıya kalınca gelsin, biz onun beyanını kabul edeceğiz diye beyanı esas almıştır. Sırf bu suçlarla ilgili. Yani somut delil olgusu diğer suçlarda olmak zorundayken burada samimi bir kadının beyanı ceza için yeterlidir. Onun için diyor korkmayın gelin, biz artık size güveniyoruz. Onun için bu kanunlar değişti. Peki bir şey daha soracağım Semra. Bu Mehmet'ten bahsediyorsun. Lütfen samimiyetle söyle ki bu çocuğun babası bulunsun. Mehmet'ten bir başkası olabilir mi bu çocuğun babası? Hayır, asla. Kendime gayet de eminim.
Duyduğunda ne hissettin? Ya şok oldum. Yani bir şey diyemedim. Ağzımdan bir kelime çıkmadı. Yani bana sorduklarında ben ne diyorsunuz siz dedim. Böyle bir şey mümkün mü dedim. Ya raporlar vardı. Test yaptık dedi. Ya nasıl olabilir diye şaşırdım. 50 çakalık ya 50 TL laf söyledin. Hiç şok bile olmadı. Senin çocukların ben senden ayrılalı kaç sene oldu? En az 6 sene olmuş. 6 sene oldu. 6 seneden beri ben köye getirmezsem ne çocuk arıyorsun ne soruyorsun. Konuşturmuyorsun çünkü oğlan beni arıyor bir hafta oğlan beni arıyor konuşuyoruz. Sen araya o çocuğunla konuştuğun an çocuk yurda gidiyor. Kafanı şöyle diyorsun. Ben çocuk kafasını karıştırmıyorum. Güzelce çocukla konuşuyorum. Babanı dinle beni beni. Hayır sen güzelce konuşuyorsun. Seni konuşmanı bile biliyorum ben duydum hepsini duydum. Sen ne hakla o çocuğa diyorsunuz. Bu senin annen değil diye diyorsunuz bu kelimeyi. He? Bu karnındakinin annesi senin annen sen değil diye de haklı söylüyorsun. Sen çocuğu anasının üstüne nasıl salıyorsun? Ben anasının üstüne salmadım. Çocuk seninle ne güzel konuşuyor. Sen çocuğu dolduruşa getirdin. Sen çocuğu bak, üstüne çocuğu salıyorsun. Bak çocuğu dolduruşa da getirmiyorum. Ben çocuğu düzelttikçe sen çocuğu üstüne hayır. Salmaya başladın. Bak ben. Çocuğu dolduruşa da getirmiyorum. Çocuk sana diyor ki, bak çocuğa diyorsunuz ki bu senin annen değil. Bu karnındakinin annesi. Bu kelimeyi ne hakla söylüyorsun? Ondan sonra çocuk bir şey akşamına bir olay. Bak, Serap Hanım. Bir dakika. Bir dakika. Serap Hanım. Ertesi gün bir olay oldu. Çocuk karakolda oldu. Eşim gitti topladık geldik. Ondan sonra çocuk yurda gitti. Psikolojisi bozuldu. Psikoloji bozuluyor. Çocuğa diyor ki çocuğa farklı farklı. Bir dakika ama bir dakika. Peki çocuklara Ömer bu gerçekten bu sizin öz anneniz değil. Abla anne ya da işte bir şey demedin mi ki çocuğun psikolojisi bozuldu? Annesi mi zannediyordu onu? Öyle değil hocam. Serap Hanım. Bu şimdi çocuğa dedi, bunlar yanında diyorlar ki ben duyuyorum. Evet. Çocuk telefonda bundan konuşuyorlar. Aparın açık ama biz dinliyoruz sadece. Tamam. Evde ailece dinliyoruz. Tamam ne diyor çocuğa? Çocuğa diyorlar ki bu senin sizin anneniz değil artık. Bu karnındaki bebeğin annesi. Evet. Tamam mı? Siz bunu anne diye aramayın diyorlar. Ne diyor? Kim adam? Diyor onu ya? Kim diyor? Kim bak, diyor ya? Semra. Annen resmen yanında söyle bunu. Bir dakika kime? Bunu söyleyen benim kayınvaliden, annem. Eski kayınvaliden. Evet. Şunu güzel anlatsana. Ondan sonra... Bir dakika. Şimdi ben şunu bir özetleyeyim. Şimdi sen şu anda bebek mi bekliyorsun? Çocuğun mu var senin yeni? Hayır. Semra. Bir yaşında kızım var. Yani bir sene önce daha o çocuğa hamileyken senin annen çocuklara diyormuş ki arayıp artık anneniz değil bu Semra sizin. Evet. O şu anda bebek bekliyor. Karnındaki bebeğin annesi. Doğru mu Ömer? Evet. Aynısını söyledi. Heh. Yani Semra sizin anneniz değil. Evet. Karnındaki bebeğin annesi. Hayır. Aynısını söyledi. Böyle bir şey diyeceğini sanmıyorum. Senin annen söylemiş. Hayır. Hatta böyle bir şey benim haberim yok. Böyle bir şey söylemiş olamaz. İşe gittim. Sabahın oğlum da işe gitmemiş. Beni aradılar. O gün çocuğu da bulamadım. Akşama doğru çıktı çocuk. Ondan sonra iki gün olay yaşadım. Karakolda gittim. Çocuğu topladım. Getirdik eve. Yurda gitmesin diye. Ondan sonra bu ikinci eşimle beraber yalvardık, yakardık. Etme oğlum, şöyle bir oğlum, tamam oğlum, işte şunu oğlum, bunu oğlum. İddia ettik, eve getirdik. Ya bu çocukları niye ziyan ediyorlar böyle ya? Serap Hanım, çocuğu, çocuğu dövüyormuş niye? Serap Hanım. Çocuğu dövüyormuş. Niye verdin? Çocuk bana kendisi velayetini söyledi. Niye verdin o zaman? Ben vermedim. Geçici olarak mahkeme ona verdi. Ona dayanarak ve çocukları benden aldı. Semra Hanım, sen bu boşanma aşamasında kızını vermek istememişsin. Neden vermek istemedin kızını? Kızım gitmek istemiyordu. Kahya Mehmet'ten olduğunu bildiğin için mi? 5 yaşındaydı canım. Hayır. Kahya Mehmet'ten olduğunu bildiğin için mi acaba? Hayır asla öyle bir şey. Hayır. Yalan öyle söylüyor. Bir şey hayatta çocuk 5 yaşındaydı gitmek istemiyor diye bir şey olmaz yani. Yalan söylüyor. Ya bir dakika ben hayır bir dakika ben Kahya'dan olduğunu bilsin ben mahkemede boşanırken bunu sorardım. Sen bu kelimeyi kardeşime söyleyen sen değil misin? Ben Ömer'e ait bir şey istemiyorum. Ne diyorsun sen? Sen nasıl kızı vermem diye sen değil misin? Ya sen nasıl bir insan çıktın? Sen nasıl bir tamam kardeşim de bağlansın söylesin. O varmış yanında. Sen bu kelimeyi söylemedin mi kardeşime? Bu istismar olayı bir hatta teyzem de varmış yanında. Bak teyzem de varmış ben yanında. Ya benim demediğim şeyleri sen ne uyduruyorsun kafamdan ya? Ya ben uydurmuyorum. Onlar söylediler bana da. Yani var ya böyle tilki gibisin. Kardeşim bana hatta ben senin yüzünden kardeşime dava açıyordum. Bak dava açıyordum senin yüzünden kardeşime. Onun yüzünden senin yüzünden de papaz oldum bundan. Bir dakika hemen. Bak şunu söylemişsin. Demişsin ki ben Ömer'e ait bir şey istemiyorum. Yani erkek çocuğunu kastederek ama kız çocuk bende kalsın. Ben Ömer'e ait bir şey istemiyorum demişsin. O da diyor ki öyle o zamandan ki, hayır, biliyordu şey zaten bu çocuğun benim
biyolojik çocuğum olmadığını o zaman da biliyordu diyor. Söylenmez bir kere. Hayır, kesinlikle öyle bir şey demedim. Tamam, kardeşim bağlansın, konuşsun, senden baraba yüzlesin. Hanginiz yalan, hanginiz doğru? Şimdi sen... Yalan sensin, sen bu dünyada tek yalan o sensin. Ben yalan değil mi? Kardeşimi diyorum, kardeşimi. Burada dün şahidi istiyordu, senin kardeşin. Hatta teyzem de var, numarasını da o da bağlansın, o da senin yanındaydı. Senin de kimi destekleyecek, söyler misin bana? He? Semra, en son çocuklarını ne zaman gördün? Kaç ay oldu bu kız çocuğunu ve erkek çocuğunu göreli? 2 sene oluyor. Ne? 2 sene oluyor ama oğlanla telefonla görüşüyoruz. Babası Söyle, araya girmeden sürdü. Ben onunla her gün görüşüyordum. 2 senede bu çocukları görmüyor musun sen? Hayır, göremiyorum. Çünkü beyefendiyle konuşulmuyor. Ya konuşmak değil, ben giriyor. Ben konuşmaktan bahsetmiyorum. Bak, ben konuşmaktan bahsetmiyorum. Mahkemenin sana tanıdığı görme günleri hakları var. Sen alıyor musun çocuklarını? Tamam, yastığa... Ben neredeyim? Onlar nerede? Ben nasıl gidip görebilirim? Ya yanına alacaksın. Bir hafta 15 gün tatillerde, bayramda yanına gelip kalacaklar. Niye almıyorsun çocuklarını? Tamam. Yasal hakkın bu senin. Hatta bir müsaade et ne olur Ömer. Niye almıyorsun çocukları? Söyle. Niye almıyorsun? 2 senedir çocuk görülmez mi ya? Yasal yollara başvurursun. Çocuğu niye koymuşsun? Jandarmayı, polisi. Ya şimdi her şey bitti. Konumuz bu mu yani? Serap Hanım. Konumuz ne? Türkiye'nin bor madenlerini konuşalım istersen. Döviz piyasasını konuşalım. Ya ekonomiyi Hanım, konuşalım. Böyle dalga geçer ne dediğim konumuz bu mu diyor. Ne olacak konumuz diyor. Başka? Aa, madem... Konumuz bu muymuş? Tabii ki bu. Ya orada dedi, bu bana dedi yani inkar ediyorum, yalan diyorum, yine inanmıyorum. Ya niye lafı çeviriyorsun? 2 senedir sen çocuklarını nasıl almazsın yanına? Yeni koca bulmuşsun, oturuyorsun, bir tane de çocuğun var. Bu 2 çocukta adam da bakmıyor, yok işte kazanmıyordu, şuydu buydu diyor arkadaşı. O zaman niye veriyorsun elin kadının bakımına? Verdin hadi, alsana bayramda seyranda çocuklarını. Almadı, onu da almıyorsun. Konumuz bu, konumuz o küçük çocuğun. Yıllardır baba bildiği Ömer'in aslında babası olmadığını öğrenmesi, bunun onun üzerinde yaratacağı psikolojik sorunlar, travmalar, senin annenin, işte anneniz artık anneniz değil, o karnındaki bebeğin annesi deyip ki oğlanın... Sorabilirsiniz, öyle bir şey dediğine inanmıyorum. Konumuz tam bu. Bir dakika, tam sen, da bu. Bu ne ya? Tam da bu. İnanmıyorsun değil mi? Ben sana telefon açtım, o kelimeyi kullandıktan sonra, ben sana telefon açtım, çocuk evde kayboldu sizin yüzünüzden dediğim zaman da, bana dediğin kelime ne oldu? Şu annesini bağlayın. Neydi ismi? Ne oldu? Peki. Hamide Hanım merhaba. Hayırlı günler bacım. Hayırlı günler, hayırlı işler diyeyim. Sağ ol Hamide Hanım. Semra'nın annesi. Evet. Evet, annem kızım. Ben 65 yaşında bir kadınım. Hı. Ben ne yalan konuşmayı becerebilirim. Doğru, yalancının önüne gidersin. Bak. Ömer, lütfen. Ömer, sesini kesebilir misiniz lütfen? Ben Ömer. Burada sinirimden duramıyorum. Bu kadar iftira, bundan beri bu kadar çamur, bu olmaz. Benim kızımı bu şeylere düşüren o, benim kızım, benim çocuklarımı, ben torunlarımı görmek istemiyorum. O çocuğu ben 6 yaşına kadar ben büyüttüm. Küçüğünü de ben büyüttüm. Onları ben çalıştırdım. Karı koca geçim yapın dedim. İdare peşine düşün dedim. Madem benim kızım bu kadar kötüymüş, bu kadar adamlarla görüşüyormuş, niye peşine düştü? 3 sene yanımda durdu kızım, boşandıktan sonra peşine düştü, almaya çalıştı. Ben ona söyledikçe, 2 tane çocuğuz var, 3 sene ben kızıma ben baktım, milletin hastasına baktım, kızıma aç kalma, beni evlat, evlat benimdir, iyi de olsa kötü de olsa evlat benimdir. Ben aç, doktoru kana, kızımı ben aç bırakamam. Bana yapmadığını 9 sene benim kızım kaçarak evlendi. Bizim dediğimize gitmedi ona. 17 yaşındaydı, kaçarak gitti ona. Benim kızım radyo zattı, söylüyor. Peki Hamide Hanım, sen bu cinsel saldırı olayını ne zaman duydun? Doğruyu söyle. İlk baştan beri biliyor muydun? Hayır. Ben bundan beri yerimde duramıyorum. Kızım Serap, bak Serap, ben sizi her gün izliyorum, çok seviyorum. Sağ ol canım. Sağ kanalınızı ol. Çok teşekkür ediyorum. Yani bizim sorunumuz, ben kendi abisinden öğrendim. Bir hafta önce
bana anlattığı nasıl biliyorum. Ben hasta bakıyorum kızım. Ben kaç aydan beri hasta bakıyordum. Evet. Çalışıyorum ben çünkü. Ben çalışan. Evet. Dedi ki abisi, ya dedi böyle böyle olay var dedi. Aynı köyün insanıyız dedi. Bak bak onun dediğini diyorum sana bak. Aynı köyün insanıyız. Böyle böyle Zeynep şeyden Ömer'den değilmiş. Bunun şeyini araştırıyor. Bunlar televizyona çıkacak. Hı. Yani aynı köylü insanı nasıl halledebiliriz? Aynı köyüne yani kepaze olmayalım. Bu yani dala bu da sarmasın diye. Ben de dedim ki bak Mustafa dedim bak. O çocuğu yarıya kadar ben dövdüm. O çocuk benim canımın içi. O çocuğun bir diline zarar gelsin işte tamam dedim bak. Ben o çocuğu ben yalnız duruyorum zaten. Yalnız yaşıyorum kızım. Üç tane gelinim oğlum var. Hepsi ayrı. Ben köyde yalnız yaşıyorum. Ben emekli bir kadınım. O çocuğu Hamide Hanım okudu. Kızına sordun mu? Kızım böyle böyle bir şey varmış. Nedir tamam. Bu işin aslı? Ne zaman sordun ve ne zaman öğrendin? Ne, bak, ne anlattı o, sana? Bak onlarla bak, eski kaynıyla görüştüğümde onunla, önce benim kızı aramış. İnkar etmemiş. Söylemiş. Yani aramızda yani üvey baba, üvey ana İslamiyet diyerek de sen üstüme kızı alabilir misin? Alırım dedim. Ben çocuğum torunuma dedim. Sonuna kadar sahip çıkarım dedim. Ama ben bir kızından öğreneyim dedim. Ben dedim şoka uğradım o anda yani. Kızımı ondan sonra aradım. Kızım dedim böyleyken böyle olay olmuş dedim. Sen dedim şimdiye kadar madem öyle niye demedin? Doğru mu dedim. Ben ona göre dedim gideceğim. Bunları nüfustan falan düşüreceğim. Araştıracağım dedim ben kızıma. Doğru anne dedi. Ben dedi bir uğradım diyor. Gölcük'te olmuş bu olay. Ben dedi uğradım ama dedi. Ben dedi burada durduğum için dedi. Ben dedi konuşamadım dedi. Ben dedi kendime şey ifade veremedim dedi. Ben ondan sonra ayrıldım oradan dedi. O çocuklarım yanına gitmiş. Oradan boyunaymış, yalvarmış, yakarmış. Şu iki çocuğumuz var. Urtulandı. Oradan geri geldi. İstak Mahallesi midir nedir? Derince'ye. Orada olaylar oldu yine. Ben de içindeydim. Yani anne olarak teşekkür ederim. Şimdilik virgül evet. Koyacağım. Hamide Hanım da bu olaylar ayyuka çıkınca, bu işte testler yapılınca öğrendiğini ve Semra'nın da aynı itirafı ona da yaptığını söylüyor. Tabii ki bu konuya devam edeceğim. Bu kız çocuğunun babasına da buradan sesleniyorum. O kendini gayet iyi bilir. Yani Gölcük'te bir çiftlik. Orada ne çiftliği orası? Turan. Ne üretiliyor orada? Hayvan, besi hayvanı. Hayvan, besi çiftliği. Kesici. Besi çiftliğinde kahya olarak çalışan Mehmet. Yani aslında baktığınızda hani sarı çizmeli Mehmet Ağa değil. O kendini biliyor. Hanımın adı da Semra. O dönem evlilerdi. Kocasının adı da Ömer. Ki o zaman erkek çocuk vardı zaten. Vardı. Bir tane erkek çocukları vardı. Ama daha sonra bu İddiaya göre saldırı olayı gerçekleşmiş. Daha sonra da öbür küçük kız dünyaya gelmiş. Sen ortaya çıkacaksın. Sen çıkıp bu çocuğun, çünkü Ömer diyor ki ben bu çocuğun nüfusundan silinmesini istiyorum diyor. Peki Nizamettin Havadar dosyasına geçelim. Nizamettin sır oldu. O ve karısı suçlanıyor. Hayır. Dedi. Hayır, ispatlayamayız. İsa ve karısının çelişkileri çoğalıyor. Şimdi yalan söylemeye gerek yok. Nilgün'den olay itiraflar. Yalan mı söylüyor? Nilgün'üm benim ben böyle bir şey yaptığını hayatta şahitçi değilim hani. Olaydan bir gece önce o eve gittiler mi? Yani siz Nizamettin amca kaybolmadan bir gün önce İsa'lara yemeğe gitmediniz. Hayır, hayır. Nilgün o gün eve neden kimseyi almadı? Yine aşağıdan mı konuştun? Konuştum aşağıdan. Nizamettin'i gördüğünü neden sakladı? Yok dedi gelmedi dedi ben gripim dedi. Katil onlar mı? Ama sen bunu karından duyduğun halde hiçbir şey söylemedin. Tesadüf mü? Bu kadar tesadüf olur mu? Soğukkanlı bir cinayetin parçası mı? Kaybından sonra ağız birliği yaptılar. Gonca Gül'ün rüyası ipucu mu? Çok kolay bir şekilde biri öldürülüp sır perdesi aralanıyor. Şimdi. Tarihler 9 Ocak 2018'i gösteriyordu. O gün günlerden de salı günüydü ve saat
15-30 civarında biliyorsunuz Nizamettin Havadar. O zaman 72 yaşındaydı, evet, değil mi? 72 yaşındaydı ve yan komşusuna sık sık gidip gelirdi. Dışarıda biraz hava almaya çıkardı. O gün işte 3.30-4'e doğru, yani 15-30-16 civarı çıkışı son çıkış oldu. Çünkü 5 senedir ortada yok. 5 seneyi geçti bile, hatta Ocak ayında 6. seneye girdi diyebiliriz. Yani ölü mü sağ mı bilmiyoruz ama öldü üzerinde durmamızın sebepleri var. Çünkü sağ olsaydı illaki birileri haber verirdi, bir yerlerde fotoğrafını görenler bize de başvururdu, daha önce de başvururdu. Ama eğer yaşamıyorsa da bir cinayete kurban gitmiş olabilir. Bunu da böyle düşünmemiz için sebepler var. Şimdi İsa, biliyorsunuz komşuları, bu İsa o gün yoktu, Soma'ya gitti ama İsa'nın karısı Nilgün ve İsa aileye, yani Goncagül teyzeye ve Nizamettin amcaya son 3 senedir en yakın kişilerdi. Hemen çok yakın evleri birbirine. Nizamettin amca da onlara sık gidip geliyordu. Hatta borç alıp verme gibi artık ileri aşamaya bile geçmişti ilişkileri. Şimdi İsa'dan bir derleme yaptık. İsa bence hepimiz belki de aynı fikirde olabiliriz. İsa çok mantıksız, çok tutarsız ve çelişkili şeyler söylüyor. Biz de dedik ki şöyle bir derleyelim de sonra üstünde konuşalım dedik. Bir gelsin ekrana. Bugün çok güzel bu konuyla ilgili gerçekten size sergileyeceğim belgeler var elimde. Cinayetle suçlanan İsa'dan akıl karıştıran cümleler. Çelişki diye bir şey yok onda. Aramalarda ümidi kestim dedi. Kahvenin önünden şeye geçerken dedim ki İsa hayırdır dedim, hiç uğramıyorsun artık, şey yapmıyorsun. Kahvenin önünden geçerken. Ben ümidimi kestim dedi. O ölmüştür artık dedi, yaşamıyordur dedi. Gel benim yanıma. Gel, istediğin kadar gelebilirsin. Senin babanı ben kaç gün arayabilirim? Ben öldüğünü düşünüyorum artık, yaşadığını düşünmüyorum dedikten sonra ben sana onları saydırdım. Stüdyoda Nizamettin'in yaşadığını düşünüyorum. Bu adamı çıkacağım. Sonra her yerde geç çıkacak. Nasıl çıkacağım? Pişman olacağım bir şeyi. Niye? Bak pişman olacağım bir şeyi burada gelip yalan dolan milleti sandım. Bir dakika, yaşadığını mı düşünüyorsun Nizamettin? Evet, yaşadığını düşünüyorum. Evet, yaşadığını düşünüyorum. Karım öldürdüyse illaki bir yerden destek alır. Bir şey olmuş. Ne oldu? Ya olamaz. Hiçbir şey olamaz. Onda bir şey aramayın. Nerede kesinlikle bir şey arayalım? Onda arama, bunda onda arama. Onda hiçbir şey aramayın. Şimdi öyle peki, bir şey olsa, şimdi şöyle bir şey var. Tamam, benim hanım öldüyse illaki bir yerde destek alır. Karım Nilgün eğer Nizamettin amcayı öldürdüyse birinden destek almıştır. Kimden destek alır? Ya kimden alacak? Kimse alamaz ki. Birisinden destek almıştır dedin. Ya yapmış olsa dedin, destek alması gerekiyor. Tek yapamaz mı? Kimden alabilir yapamaz yani? O karınca öldürmüş bir insan değil o ya. Kuş öldüremez o ya. Kimsenin destek dahi alamaz. Öyle bir şeydi benim haberim olur illaki. Soma'ya gitmeseydim o adam kaybolmayacaktı. Kaç sene demek babana sahip çıktın? Kaç defa senin Nilgün kaç defa? Bir saniye aradı? Ben çıkamadım, sen çok güzel çıkmışsın. Gayet güzel çıkarmışsın. Ben Soma'ya gitmeseydim o adam kaybolmayacaktı. Bak ben Soma'ya gittim adam kayboldu. Ha. Bunun sorumlusu kim? Sen sahip çıkamamışsın demek ki. Karım aramış olabilir, aramamış olabilir. Saat 4 gibi Salih'e haber geliyor ya Nizamettin amca kayboldu diye. Sonra siz karı koca hani haberleşiyorsanız neredesin, yola çıktın mı filan gibi. Ya şimdi ben ona niye kulak asmadım biliyor musun? Bu adam her gün kayboluyor. 3 defa kayboldu, geldi ya. Ben geldi yani o yüzden aradı bunu mı, aramadı mı? Aramış olabilir, aramamış ama olabilir. Ama yani kontrolüm ben yoktu diyor ya, şimdi, o yüzden çok önemli bu. Ya doğru, ben de aramış olabilirim. Ya o da aramış olabilir. Bir dakika geçmeden aramıştı dedi. Gün içerisinde siz karı koca telefonlaşır mısınız? Beni günde 10 defa arar o. O gün de aradı mı? Aramıştır. Nilgün sana şunu söyledi mi ya? Kapıya 2 defa geldi de almadım. Demiştir. Demiş mi? Demiştir. Kapıya çünkü sen tembihledin. Demiştir. Sizi öldüreyim mi demişim? O gün onları yemeğe davet etme sebebin neydi? Davet etmem. Ben bunları yerim. Ben sizi öldüreyim mi demişim. Yani ben sizi öldüreyim mi demişim. Ya hakikaten
bir tuhaf değil mi yani İsa? Dünkü çok... röportajda da yaptıklarını anlattı. Sağ olasın Ercan. Olayı anlattı resmen. Şimdi İsa bu gördüğünüz gibi. Fakat İsa'nın defalarca söylediği bir şey dikkatimi çekiyor. Diyor ki Nizamettin amca daha önce de kayboldu birkaç sefer. İki kere oldu ama bulundu. Kaç saat içinde bulundu? En fazla üç saat. Üç saat. Çok çekmedi. Hiçbir yere gitmiyor diyor. Olduğu yerde duruyordu. O mallar o tarafta yerde. Gezmiş ve çok kayıp evliydi. Evden biraz o yanı gitmiş oturmuş. Eve girmek istemiyor. Yolu mu şaşırmış? He mallara gittim dedi. Muhtarından da bölük komutanları getirdi. Sen o zaman kimseyi aramadın kayıp diye değil mi? Yok arıyor. Kendi kendine kaybolmuş sonra da. Kaybolmadı. Evden çıktı gelmedi. Yettim aramaya muhtara haber verdim. Bire de yildim de bu dönüm yanı dedim gelir. Nasıl haber verdim o zaman kaybolduğunda muhtara? Komşuyu aratırdım ki dede yok hemen böyle komutanla bir iki saat içinde bulundu. Komşunun oğulda yetmiş böyle oturuyor kestenendi. Peki o gün niye dörtte kaybolduğu halde 9:30 9'da arattın muhtarı o kadar saat aratmadın? Aramadı Nirgül'e yettim aramadı. Sen. Şimdi ben yok. Şimdi sen o gün diyorsun ya. Ya dedim gelir gelir diye. Ama bak bir iki saat içinde eskiden gittiğinde telaşlanmışsın. Hemen aratmışsın muhtarı. Ama bu sefer çok daha uzun saatler. O da uzun sürdü onu da ben ama gezdim. Niye o zaman aramadın aratmadın muhtarı? Arattım abi Erol. Ama 9'a kadar aratmadın. Erol abiye geldi. Ama 9'da 5 saat aratmadın ya. Gonca Gül teyze. Dedim ki belki kızımın evine gider. Gittim oradan parka kızı çıktım. Kızı yok orada. Selma Neske evine gediyermiş. Hayır. İlk defa duyuyorum. Gitmiyordu. Köye dedin sen. Tarlaya giderdi veyahut da Nilgün'e giderdi dedin. Nilgün'e giderdi. Yani kızım Selma'nın eski evine giderdi ilk defa söylüyorsun. Yok öyle bir şey yok. Şu an söyledim. İki gün önce zaten daha önce söyledi. Mal götürüyordu. Komşunun Gonca Gül teyzeciğim bak ben başka bir şey soruyorum. Günahın mallarını. Gonca Gül teyzeciğim. Daha önce 2-3 sefer... Diyelim ki geç kaldı, merak ettin. 2-3 saat içinde de hemen muhtarı haber verdirdin ve buldular Nizamettin amcayı. Yakın yerdeydi. Ama bu sefer 5 saat geçtikten sonra aratıyorsun komşuya. Orada bir tek Nilgün yok ki komşu. Bir sürü komşu var. Herkes içeride, sahukta soramıyor. Ya kapıyı vuracaksın. Olmaz. Olmaz. Kapıyı vurursun, sorarsın. Nilgün'e nasıl seslendin? Değil mi? Nilgün'e sorayım buraya geldi mi? Gonca Gül teyzeciğim. Nilgün'e seslendin dış böyle baktı sana tamam. Baktın ki seni gönderdi. Gidersin gelmedi başka komşuya. Kaç yıllık komşuları var gider. Karşı komşu. Bu niye gitmedi? Gelmedi dedi. Ben de komşuları rahatsız etmiyorum yan dedi. Yan tarafta edeceksin. Komşuların Necati amcalar var. Karşıda Şenollar var. Yani burada bir sadece Nilgünler yok. Nilgün seni gönderdi. Git öbür komşuyu arat. Kaynımla konuşmuyorum. Sana kaynına git demiyoruz. Kaynına orada Zeynel abinin kıymet ablası var. Yukarıda başka komşularımız var. Diyeceğim ki benim kapıma mı geldi? Şeker abla gibi var. Neden? Şeker dedi ki yukarıdan gördüm dedi evlere de gelirken diyebilirdim görmüş. Bir telefon edelim diyebilirdim. Ben telefonu kullanamıyorum bir muhtarı arayalım ya da jandarmayı her arayalım. Her gece de diyem yerim et diye. Diyebilirsin her şeyi söylüyorsun Gonca Gül teyze orada bir tek Nilgün yaşamıyor. Evet. Nilgün'den diyelim yüz vermedi sana gönderdi. Artık bak saat 4, 5, 6, 7, 8, yani. Ocak ayı, ayın 9'u hava karardı. Davulu da herkes soğuk, eve girmiş. He. Soğuk ve sen... 9'a kadar. Erol'u gidip nerede buldun sonra? Erol'u... Evine gittim. Nirgül... niye daha önce gitmedin Erol? Nirgül aramadı ya. Nirgül aramayınca daha gittim. Önce gidecektin oraya. Ya Erol'la işte... Nilgün'ün ne alakası var? Nilgün yok, seni gönderdi. Aramayınca... Bir saat iki saat geçti. Hala hı. Amca yok, dede yok. Niye sen o zaman direkt Erol'a gitmedin? Madem gidebiliyorsun. O ki aramadı işte. İlkin düşünmedim. Leyla akşam gördüm. Yemeğini kaçta yedin sen? Sonuçta dede de yok ya. İkindi namazında yedi. İkindi namazdan da ikindi adam çıkıyor. İkindi namazında yemeğini yedi çıktı. He. Sen de beraber yediniz değil mi? Kapıda oturacağım. Ben yemedim. Hamur işi tohunu yer diye Selma yaptı. Babama büşür dedi. Büşürdüm. Ele ele kaset yedi. Gonca Gül teyze. Daha önce bir iki saat içinde telaşlandığın yedi halde çıktı, Gonca Gül teyze daha önce bir iki saat içinde telaşlandığın halde bu sefer 5 saat hiç telaşlanmadın. En yok. Gözde çocuğun Ertan'ı bile aramadın, aratmadın. Ben Ertan'ı dinle, dinle. Şimdi doğru. Sen olay gününü şöyle anlatıyorsun bize. Hep dedin ki ben saat 4-4.30 gibi Nilgün'e gittim. Bana camdan ben gribim dedi. Git dedi. Gittim.
Ben 5 saat, dinle Goncagül teyzeciğim. 5 saat aradım. Ki 5 saat oraları sen gezemezsin, mümkün değil. Ondan sonra da Erol'a gittim. Erol muhtarı aradı dedin. Bak Nilgün olay gününü nasıl anlatıyor. Şimdi Nilgün'e biz telefonda arkadaşlarım soruyorlar. Olay gününü bir anlattıralım. Olur, dinle bakalım. Dinliyorum. Nizamettin o evde mi sır oldu? Nilgün esrarengiz günü saat saat ilk kez anlattı. Tatlım, sen Nizamettin amcayı en son ne zaman ve saat kaçta gördün? Kaybolduğu gün saat 12-1 arası, 12.30-1 arası mı ne gördüm? Tam net. Kapıyı çaldı, çaldı açmadım. Gitti yukarı doğru. Bu kadar. Goncagül teyze ne zaman geldi senin evine ilk? Saat 8.30 muydu? 8-8.30 arası. Akşam? Evet. Bir kere mi geldi, iki kere mi geldi? Bir kere geldi. Yalan söylüyor. Nilgün sana dedi ki, gün içinde bak amca kayıp ya, geldi konuşuyorsunuz. Dedi ki bugün için iki kere geldi ama sen alma dedi. Görüyorsun üstüne almıyor. İki sefer gelmedi mi kız? Kız sen her yolda oynayırmışsın kız. Ben arkada kaynım görüyormuş seni. Ver geldim hele bu terbiyesi. Kaynın adını verme, sen görüyorsundur. Başkalarının ismini verme. Ben hiç görmüyorum arkada. O yok, biliyor canlandıran için. Aklıma çıkan bir şey geliyor burada ama. Sen orada bak hele. İki sefer gittim. Goncagül teyzeciğim. Bir dakika. İki sefer gittim. Goncagül teyzeciğim. Aramadı. Goncagül teyze bir müsaade. Ha, telefon aramadı. Benim aklıma şöyle bir şey geliyor. Aslında Goncagül teyze 4-4.30 gibi gitmedi. Sadece 8.30'da gitti. Evet. Yok, o zamana kalmadı. Dinle. Ama bunu söyleyemiyor. Çünkü o zaman 4 saat, 5 saat ilgisiz kalmış olacak. Goncagül teyzeciğim, bakın, saatten müsaade anlamaz da neyden anlar biliyor musunuz? Namaz vakitlerinden anlar. Allah'tan ezan var. Goncagül teyze, yemek yemişler. Sen hiç 8.30'a kadar evden çıkıp Nizamettin amcayı aramadın, merak etmedin, Nilgün'e de sormadın. Nilgün'e 8.30'da gittin. Nilgün seni eve almadı ama sana geldiğini de söylemedi. Tabii ki söylememesinin sebeplerini ayrıca konuşuruz. Ama sen Nilgün seni aratmayınca o zaman Erol'a gittin. Saatler uyuyor. Saat 9 gibi de Erol aradı. Sen 8.30'a kadar Nizamettin amcanın gelmemesinden hiç rahatsız olmadın. Hatta belki de gelmemesini bile dilemiş olabilirsin. Evet. Peki kapıyı çaldı mı? Ben mi? Onu devam edelim. Devam edelim Nilgün'ün olay günü anlatımına. Nilgün sana dedi ki gün içinde bak amca kayıp ya, geldi konuşuyorsunuz. Dedi ki bugün için iki kere geldi ama sen alma dediğin için ben eve almadım dedi sana. Ha, doğru. Ama sen de bunu kimseye söylemedin. Ha, söylememiş olabilirim. Doğrudu. Söylememiş olabilirim. Ben neden? Neyi söyleyeyim ya? Bana dedi ki kızım dedi. Dedeyi dedi bulamıyorum dedi. Dede kayboldu yine dedi. Ben dedim ne yapabilirim dedim. Şimdi benim yapabilecek bir şeyim yok. Sen dedim kaybolduysa dedim. Yanıma gelinceye kadar dedim. Muhtara niye gitmedin dedim. O da dedi ki tamam dedi. Çekti gitti o. Peki sizin Goncagül teyzeyle aranızda bir küslük mü vardı ki sana sen böyle bir tepki verdin? Hayır. Kesinlikle bir küskünlük yoktu. Şu mantıkla söyledim. Hani kötü amaçla demedim. Bu adamın kaybolduğunu biliyorsun. Bu zamana kadar niye bekledin de muhtara gitmedin dedim. Ben ama söyledim. Ev alma dedim. Sekizinde sen kardeşim karına hiç kimseyi alma dememişsin. Demişimdir. Demedin. Demişimdir değil. Demişimdir. Ya dedim ya. Dedim bile biliyorum. Adım gibi biliyorum. Alma dedim ya. Demedin. O sana saat kaçtan beri kayıp dedi ki? Kaçtan beri arıyorum dedi o. Komşular demiş ki dede eve geldi mi diye sormuşlar. O da gelmedi demiş. O zamandan beri arıyormuş. Ben o zaman da aramaya gitseydim bana yaptı diyeceklerdi. Gitmesem de yaptı diyorlar. Sence ne oldu bu adama? Açık açık söyleyeyim. Çıkarsa çoluğundan çocuğundan çıkacak. Bu adamın ölmesini isteyen onlardan başka kim var ki? Ne güzel oyu. Gördün mü? Rahatız biz ya. Çok
Çok rahatız. Yetti mi ki sefer? İnkar Ertan edeyim. Sen de rahat mısın? Goncagül teyzeciğim söylenmeyi evet bırak gözünü seveyim. Orada oturunca konuşuyor. Goncagül teyzeciğim. Goncagül teyze sen İnkar o gün 8.30'a kadar evden dışarı çıkmadın. Çıkmadın Nizamettin amcayı aramak için. Goncagül teyzeciğim hiç kimsenin kapısını çalmadın. Nilgün'den başka kimseye seslen... Olur mu? Saat 4-4.30'dan itibaren bir tek Nilgün'e sorulmaz. Herkese sorulur. Herkese sorulur. Hayriye ablakıyla gidebilirsin orada. Bir şey daha soracağım. Muhtarın evi, sizin eve ne kadar mesela? Biraz lira. Evi ya da şey. 500 metre var abla. Ya 500 fazla değil metre. Ya. Yani sen ormanı, tarlayı, bağ bahçeyi Selma'nın evine baktın da muhtarın kapısına mı gidemedin? Meldim Allah'ını inemedim kızım. Seslenseydin. Merdum anne o zaman sağlandın ameliyat olmamıştı. Anneciğim baston yok. Çıkıp inemiyorum. Bir dakika bir dakika. Bir dakika. Goncagül teyzeciğim. Nilgün'ün de merdivenlerinden çıkamıyor. Olga çıkmadım. Çıkmadın çünkü. Bir dinle beni. Nilgün'ün de merdivenlerinden çıkamıyordun. O yüzden de aşağıdan seslendin. Muhtarın da merdivenden inemiyorsun ya. Yukarıdan seslenebilirdin. Adı ne muhtarın? Yok yanına giderken Tahsin. Merdivenler var ya ondan bahsediyor. Tahsin muhtar, Tahsin Bey. De, neyse derdin. Tükenin de olmuyor kızım. Yapma tüken. Gözünü seveyim tükenin ya yapma olmuyor. Ya. Evinde anne ya, altında dükkan. Gelin çalışıyor. Normal bir bekleme süresi değil. Bakın ne diyor biliyor musun? İkindi namazdan sonra yedik. Mantığı yedik. Ondan sonra camiden ben de görmedim. Gördük. Sen namaz kılıyorsun değil mi? İkindi. Dur. Akşam namazı geçiyor. Yatsı namazı geçiyor 7 gibi. Yok. Bakın yatsı namazı Ocak canım. Öyle 7 8 7 8 olmadı. Namazınla adamlar 8 gibi yatsı namazı da bitiyor. 9 bir saat daha bekliyor. Bakın köylük yerdir oralar. O saatte yaşlılar yatmaya başlar. 9 10 gibi. Bakın yatma vaktine yakın hiçbir şey yapmamışsın. Yani yatsı da bitmiş. Yemekler de yenilmiş, çaylar da içilmiş. Evde tek başınasın. Evde tek başına bu arada. Goncagül teyzeciğim. Sen o gün 8.30'a kadar hiç çıkmadın evden. Çıktım. Nilgün'e gitmedin 4.30 gibi. Gitmedin Goncagül teyzeciğim. İki sefer gittim. Bir sefer gittin. O inkar ediyor. Hayır 8.30'da gittin. Çünkü eğer 4.30'da gitseydin en geç bir saat içinde, bir saat içinde sen illaki köylük yerde birine rastlardın. Derdin ki dede kayıp şu bir arasanıza muhtarı derdin. Sürmeli ağabeyin oğlunu rastladı. Olmuş. Nürgül'ün kapısında talaşlı nereden geliyorsun dede arıyorum. Hep 8.30'dan sonra olmuş yok, onlar. Nürgül'den geliyor. İşte hava kararmış artık. Yok. O dedim zaman ki olmuş. Ben gelir sana yardımcı olurum gelmedi. Ha Goncagül teyzeciğim. Günah'ı arattım derim dede oralara geldi mi? Muhtar var ya muhtarın üstü altı ev üstü dükkan mı? Altı dükkanı. Altı yani. Dükkanın üstü evi. Yani sen gittin. Bulamadın 500 metre sen Selma'nın evine falan gidinceye kadar bir daha muhtara giderdin. Seslenmemişsin bile. Oraya mal bile. Götür yerdi ya mal dedi mal alır da gelir. Bile. Goncagül bir muhtarı arayın söyle. Ya, evet aramamışsın ya. İşte. Aradım Erol abi. Hayır 9'da Erol aramış. Erol abiye gittim aradım. Komşuya aradım. Goncagül teyzeciğim 9'a kadar niye gitmedin? Nirgül aramadı ya ona gittim. Goncagül teyzeciğim 9'a kadar niye Erol'a gitmedin? Gittim oradan Nirgül'den sonra yettim. İşte Nirgül'den sonra gidişin 8.30. Çünkü 9'da da muhtar aranıyor ya. Niye Erol'a daha önce 4.30'da gitmedin, 5'te gitmedin, 5.30'da gitmedin? Ben gelir bir yerden bazı gelir, karşı gelir. Yani milleti rahatsız ettim. Selma'nın evine niye gittin o zaman? Mal götürür. Günahın mallarını alır götürür. Gelir diye beklemedim, bekledim diyorsun ama. Mal götürür. Selma'nın evi şeyden çok mu uzakta, daha mı yakında? Nürgül'den o yani uzak. Yani muhtardan daha mı uzak? Günah öldü. Muhtardan daha mı uzak? 1 kilometre. Muhtardan daha uzak. Oraya gidiyorsun. Muhtar biraz yukarıda ama oraya gitmiyorsun. Hatta onun ablamın evinin bayır yolu var. Sen 4.30 gibi. Nilgün'e gitmiş olsaydın 5.30'da da muhtara uğrardın. Onu söylemeye çalışıyorsun. Muhtara, sen bir yanlış hatırlıyor oldum, olabilirsin. Bir kere gitmişsin. Bir kere gittim. Bir kere gitmişsin. Nilgül'e. Nürgül'e bir kere o gitmiş. İki defa gittim. O iki defa inkar ediyor. Goncagül teyzeciğim 4.30'da gittim. Ben dedi gribim dedi kontrolüm tamam. Yok dedi. Arayamam dedi. Camdan şahlandı. O 8.30'da olmuş işte. Bir daha akşamına gittim. Yalan söylüyor. O inkar ediyor. Doğru söyledi. Goncagül teyzeciğim 4.30'da sen... sen 8.30'a kadar evden hiç çıkmadın Goncagül teyze. Nizamettin amcayı hiç aramadın. Evde hiç oturmadım. Yok. Oturmadım. Eğer oturmamış olsaydın illaki muhtara bir seslenirdin.
Seslenmedin doktora. Arattım Erol abi. Kızım Erol abin dediğin 8.30'dan sonra Gonca Gül teyzeciğim. Gül iki sefer gittim. İnkar Gonca etmesin. Gül teyzeciğim. İki sefer. Sen muhtara kendin. Gelmedi dedi, gelmedi. Gonca Gül teyzeciğim sen muhtara gitmedin. Saat 9'dan önce Erol'a da aratmadın. Ertan abi, Ercan abi düş yerden nereye arıyorsunuz? Acaba bir bildiğin mi var anne? Bildiğin mi var idi? Senin de niye sabahına geldim demedin ki dede geldim, akşamdan da gelmedin. İkinizin çok güzel bir bildiği var. Terbiyesiz. Yani diyor ki o kadar madem düşünüyordun, bir dakika dur. Düşünüyordun, ben saat 9'da geldim yanına. Burada mı diye yok muhtara beni gönderdi ya. Gelip niye sormadın bir saat sonra geldi mi dedi. Aslında bir yandan ona demiş ona bir dakika. Ona da İsa'nın cevabı şu. Evet çünkü daha önce de bir iki sefer böyle bir iki saat geç kalmıştı. Çok ilgililer ya güya onu soruyorum. Merak etmemiş. Sabahına niye düştü geldi hemen ki dede geldi mi? Akşamdan niye talaş etmedin de yattın çok sevirdin. Varsa bir şey söylerdi. Komşular et vermiyor, gemük veriyor, gağlı veriyor. Dede kurbanı kesti de dolduruyor ki götüreyim ki doysun. Ne İki tersi vereki da... yemiş kız. Biraz az yedi, az. Çok yedi. Gonca Gül teyze lafları karıştırma. Çok zoruma geldi. Börekleri, tavukları karıştırma. İki tersi börek seveyim. Yeğilir mi? Gonca Gül teyze sen akıllı bir kadınsın. Az mıdır ya? Çok sen akıllı bir kadınsın. Dol evim kızım az. Sen akıllı bir kadınsın. Sen lütfen lafları karıştırma birbirine. Karıştırmıyorum. Şimdi tavuğun böreği konuşmuyoruz. Nereye burada alın? Şey ezdi bütün naylonu böyle ezdi elinde. Zaten HTS böyle kayıtlarında bütün çıkar annemin nerede olduğu. Ben o gördüm. Bana hücum ediyor. Bana kem biçiyor İsa. Benim arkam kuvvetlidir. Eçez varma güvenim. Tehdit ediyor seni. Bakayım. Söyle. Aşıma. Gonca Gül teyzeciğim. Vaa. Müsaade et. Sen o gün aramadın. Ha. Saat 8.30'dan önce de. Gitmedin Nilgün'ün evine. Ondan sonra Nilgün eğer sana 4.30'da bunu söylemiş olsaydı git benim kontrolüm yok deseydi sen zaten direkt orada yine Erol'a giderdin. Evet. Ya da muhtara giderdin. Ama Nilgün aramadığı için 8.30'a kadar bekledim mantıklı bir şey değil yani. Kontrolüm yok hastayım diyor gribim şahlanıyor. Yolda yine. Sonra Erol nereden aklına geldi? Dedim ki başa nereye gideyim kismeden oğlum. Ama 9'a doğru gitti. Erol abi nereden aklıma geldi? Karısı sen uyuyup kaldın mı? Tallada karısı görmüş. Sen uyuyup kaldın. Onun için gitti. Gonca Gül teyze sen uyudun mu? O hiç uyumamışım. Uyuyamaz ki. Uyumadım. Gezerim ya. Şimdi bir de Nilgün'ün babasıyla ilgili. Adam gitince uyu gezerim. Gonca Gül teyze müsaade et. Şimdi bu Nilgün'ün babasıyla ilgili de biliyorsunuz babasının bir uyarısı olmuş. İşte Gonca Gül teyze Nilgün hakkında... laf çıkarmış dedikodu evet. Vesaire diye onları ki. Evine almayacaksın. Oo. Ne onu ne de Nizamettin'i. Bizzat bana söyledi kızı. Sana söyledi. Evet bana söyledi. Peki İsa bu konuyla ilgili bir şey söyledi. Onu bir izleyelim. İsa'nın kayınpederi neden Nizamettin'i sevmiyordu? Benim kayınpederim benim doğru değil benim evime giremiyor ya. Hesabını yapıyor. Sanki öldürüp patladın koyu o zaman dediler ya, koyu el etti dediler ya. Kayınpeder benim benden birim elini ayını çekti ya. Günün babası senin kayınpederin neden Nizamettin amcanın eve gelmesini istemedi kaybolmadan önce? Neden rahatsız oldu? Bakmayın onlara dedi neden biliyor musun? Gonca'nın bir akşam pat diye eve geldi. Hemen aniden pat 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 kapı. Gecenin bir saati. Yani saat derken öyle de fazla da geç değil. Pat. Gonca'nınla attığı koltuğa kendini ya mahallede bir şey duymuş ya bizi iletmek için yani ne dedi bilmiyorum da o zamanın tarihi hatırlayamıyorum. Dedi ki kayınpeder de korktu. Hiç demedi işte o kadın o pat kut kapıyı çalınca korktu. İşte o kadın o pat kut kapıyı çalınca korktu. Gerçekten de korktu. Kızım dedi, oğlum dedi beni seviyorsanız dedi bunları ev alman dedi. Dede senin anlattığın tamam, dede kaybolduktan sonra. Peki öncesinde? Oldu belki kendi aralarında ocakçı, madenci onlar. Madende emekli mesela beraber de çalışmış olabilirler. Onlar kim bilir ne olduğunu biliyordu öyle demiştir adam. Siz bu Nizamettin dedenin nesinden rahatsız olduğunuzda eve gelmesin istediniz? Ben demişimdir Soma'ya giderken o demiştir bir ay sonra. Yani bir akşamda olan bir şey değil ki o. Karısı konuştu. Şok çelişki ortaya çıktı. Babam tembihlemedi dedi. Senin baban seni tembihlemiş bu insanlar eve gelmeyecekler diye. Yok.
Senin baban seni tembihlemiş bu insanlar eve gelmeyecekler diye. Yo. Evet, burada galiba Emine'nin konuşması gerekiyor. Evet Nilgün, çok yalancı senin. Ne dedi? Ben sana bir gün aradım. Annemgile aradım, ulaşamıyorum demiştim. Nilgün bir zahmet git bir bak. Kontrol et. Acaba bir şey mi oldu diye düşündüm. Ya Emine abla, beni babam annemgilin oraya gitmesini istemiyor. Neden, sebep ne dedi? Ya bir takım dedikodu yapmış Goncagül teyze. O yüzden bunu babam da duymuş. Eğer sen gidersen senin ayaklarını kırarım. Onların da oraya geldiğini duymak istemiyorum. Bizzat bana söyledin. Çık karşıma Nilgün, yalancı olma. Vay ağzım kapansın eğer söyledin. Bir şey daha söyleyeceğim. Ablam daha iyi aradı. Goncagül teyze seninle alakalı değil bu konu. Ablam daha iyi aradı. Hatta telefona, Nilgün'ün telefonunda Nilgün'ün babası çıktı. Bu arada bir şey dikkatinizi çekti mi? Özür dilerim. İsa diyor ki ben Soma'ya giderken söylemişimdir. Babası da bir ay sonra söylemiştir. Bir ay sonra Nizamettin amca yok ki zaten yani ortada. Yani yok zaten. Niye durup dururken Nizamettin amca, o arada Goncagül teyze düşmüşsünüz siz babanızın derdine, Nilgün'le ilgili bir söylentiyi o zaman mı çıkardı? Evet, o zaman çıktı zaten, duyuldu. Babam kaybolduktan sonra. Bu Şenol'la ilgili. Şenol'la ilgili değil, Patpat olayı. Patpat olayı. Evet, Patpat olayı. Bu söylentiden dolayı mı babası görüşme bununla demiş? Bence bu söylentiden dolayı. Annem güya şey yapmış yani, dedikodu yapmış. Ama ne olduğunu söylemiyor, bana açıklamıyor. Babam bunu duymuş. Ne Goncagül teyze ne dede, ama dede zaten yok. Ne Goncagül teyze buraya gelsin ne de siz gidin. Yani bacaklarını kırarım resmen dedi bana diyor. Ama şimdi de diyor ki yani hayır, babam öyle bir şey tembihlemedi. Ya alışmışlar yalan bunu söylemeye. Bunu eğer söylediyse ve böyle bir şey var ama bize şimdi hayır babam böyle bir şey söylemedi diyorsa tamamen babadan ilgimizi, dikkatimizi uzaklaştırmak için söylenmiş olur bu o zaman. Bir anne, şey söyleyecek Ercan. 2018 Mart 7. Şöyle yanına gelsene. Patpata bindin mi sen hiç onların? Yanıma gelme, oradan konuş. Yok, sen hiç onların patpatına bindin mi? Yanıma gelme, şer attım yok. Beni. Şer atmadık. Ay, ben oynaşım var dedim. Yok, bir karıştırma. Ben sana soru soruyorum. Ben sana soruyorum, dinler misin? Ben oynaşım tamam. Var. Tamam. Sen Abdullah madem onlarla husumetin var ya. Yok, husumetin var değil mi? Yok, dedin ki oynaşım var Abdullah'a, emzam. Anne sen dur, onunla ne alakası var? Ben başka şey söyleyeceğim. Senin karın ki ona değil. Bak yapıyorsun. Ya dur bir şey soruyorum. Anne sen bilerek yapıyorsun. Sus. Konuş hele ben. Husumet yaptılar ya bunlar. Ha. Madem adam demiş ki bunları evine alma. Gele bak. Peki. Ben hiç duymadım. Peki biz programda şey yaparken. Önceki programda. Pat patına bindin sen. Nilgün'ün babasının patpatına, tamam mı? Ben de konferans görüşmesi, 3 kişi konuşuyoruz. Hayır, hayır. Senin telefonun, dur, hele, dur. Ben kanıtım var. Dur, şeye git. Benim, bir saniye ben nereye söyleyeceğim git, sana. Söyle, ben de söyleyeyim. Dur, nereye? Ertan'ın kızı. Senin telefon, Ertan'ın telefonu. Hayır, sen niye patpata bindin? Madem senin yayını almaya geldiklerinde patpata binmiştin, hatırlıyor musun? Ve Nilgün'ün babasının doğru perişan ettin dedim, milleti dedin, hatırlıyor musun? Çocukları, çocukları tamam. Bıraktı tepeye. Niye madem ama eğer seni istemezsen niye bindin patpatına? Patpata binmedim. Patpat sesi araba, vardı. Hayır, patpatına binmemişim, evet, kırılsın bacaklarım. Binmemişim, iftira etme. Çocukları bıraktı. Ses kayıtları var, patpattaydın. Niye otobüsüne? Ya iftira etme Ertan. Ses kaydı var mı? Çocuklarını bıraktım, çocuklarını. Ben patpata bunun kızı getirdim. Hayır anne, hatta fındık da götürüyordun programdaki kızlara. Hayır, hayır, hayır. Anne konuşmalarını da duydum. Hayır, fındık ben üç göve getirmemişim. Üç göve hiç getirmedim, evini bilmem. Dinle Goncagül teyze. Madem husumetiniz var. Dur bir saniye, Allah rızası olsun. Madem husumetiniz var. Babamın kaybından bir hafta sonra hiç gitmedim. Nilgün'ün evine sabah 6'da neden gittin? Çünkü o gün Nilgün'ün annesi ve babası oradaydı. Nilgün çağırdı. Bu olay bu husumet bir ay sonra oldu. Bir hafta sonra değil. Yok. Bir ay sonra. Evet, bir ay sonra. Evet. Baban kaybolduktan bir ay sonra. Goncagül teyze ne olur üst üste konuşuyoruz. Baban kaybolduktan bir ay sonra bu söylenti üzerine sözde babası böyle bir şey söylüyor. Onun öncesinde zaten baban kaybolunca bir ay Nilgün evinizden çıkmamış zaten. Çıkmadı. Gece günü çıkmadı. Yani o sabah gittiyse bile o zaman daha aralarında öyle bir şey yok. Peki araya babanı çay içiyoruz orada gelip oradan alıyorum. Peki Nizamettin. Benden çok geri geç zoran alıyorum.
Bekliyorum gele çay içeceğiz. Ayakların yakıyor. Bak görüyor musun? Peki ben bir şey daha sorabilir miyim anne? Ha. 30 yıldır sen Songül teyzemle, Ağacı teyzemle, Hafız eniştemle konuşmuyordunuz. Ha, ne oldu? Biz sizi barıştırmak için ne kadar ne çaba oldu? Ettik, barışmadınız. Ne oldu? Belki benim babamın kaybına yakın nasıl oldu da sizinle barıştı? Onların verdiği için. Sen diyorsun ki bir dakika. Ve sen diyorsun ki tamam bak benim sorduğum soruya sen bak. Sen doğruyu söyle. Songül teyzemin soruyu dinlersen, soruyu dinlersen ona göre cevap verirsin. Bunlar niye babamın kaybına yakın seninle samimi oldu? 5,5 sene boyunca öyleyse bunlar sana kızı, para gönderdi. Bağlansın ha oradan. Polis nasıl para gönderdi? Neden? Sebeple. Senin arkandakiler onlar mı yoksa? Hayır hayır. Ne arkamda olacak? Dedin ya az önce. Bir dakika gibi. Goncagül teyze. Bir insan bir uçak görme. Ne arkamda olacak? Goncagül teyzeciğim Allah aşkına bir ya. Sus ya. Tamam, bir tamam, sus tamam, Allah aşkına. Arkamda niye olsun onlar bakıyor. Goncagül teyze bir yerde kes ama ya. Bir yerde kes. Ben sebebini öğrenmek istiyorum. Hele bunun Emine bakmış. Bu... Annenize bekle ne olur. Annenize 5 sene sonra bu gayiplik başvurusu falan verdirme aklını veren kişi onlar mı? Evet, evet. Hafız enişte. 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 Evet. Onlar yapılandırmaya bir dakika Goncagül teyze. Abla. Aa çıkaracağım seni stüdyodan vallahi. Şeref Hanım sürekli beni aradı. Babanı yolla, babanı yolla. Ya ben yapılandırma yaptıracağım diye. Ben de burada yaptırabilirim yapılandırmayı. Her var. Yok efendim burada maaş alıyor da yapılandırma daha iyi olur. Ama bu enişteyle. Bu enişteyle. Baba kaybolmadan önce küslerdi. Küslerdi. 35 yıl. 35 yıl. 35 yıl. Goncagül teyze lütfen. Lütfen. Tamam. Sonra babamın kaybına yakın bir samim oldu. Hatta eşimle kaybına beraber. Kaybına yakın. Evet. Eşimle beraber. Önce. Evet. Eşimle beraber götürdük Songül teyzeme filan. Bunlar hiç iyi değillerdi. Barıştırmaya yapma. Çalıştırdık. Ve gene yüz vermediler. Bize geri geldik. Ama bu gayiplik başvurusu yap. Toplu maaş alırsın. Evet. Kesinti de olmaz. Bu aklı veren enişte aynı enişte. Enişte. Evet enişte. Peki bu Nilgün Nizamettin amcanın geldiğini ve kapıyı çaldığını ilk başta saklıyor biliyorsunuz. Üç evet, ay sonra bunu saklar. Söylüyor. Evet. Bunu niye saklamış olabilir? Buna da bir bakalım. Bir analiz yapalım. Evet. Gün ve İsa, Nizamettin'in o eve gittiğini neden sakladı? Senin karın ilk seferinde gelmedi dede buraya dedi de 3 ay sonra niye ifadesini değiştirip geldi dedi? Niye sustu 3 ay sence? 3 aya kadar kimse gelip sormadı ki. O gece sen... eve geldiğinde amca kaybolmuş dedi. Tabii artık saatler geçmiş. Nilgün söyledi mi sana bana geldi ama ben almadım sen alma dediğin için. Dedi. 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 Sen de siz kaldın öyle mi? He. Yani sen de söylemedin kimseye bunu o zaman. Yazıklar. Hatta söyleme mi dedin acaba sakın? Yani Nilgün sana dedi ki gün içinde bak amca kayıp ya geldi konuşuyorsunuz. He. Dedi ki bugün içinde iki kere geldi ama sen alma dediğin için ben eve almadım dedi sana. Ha, doğrudur. Ama sen de bunu kimseye söylemedin. Söylememiş olabilirim. Neden? Doğrudur. Söylememiş olabilirim. Sormayınca ben neyi söyleyeyim ya? Karından bunu duyduğun anda gidip Goncagül teyzeye Goncagül teyze. Saat 4 gibi 5 gibi gelmiş ama Gonca eve almamış, hastaymışmış. Bunu bile demedin sen, neyi gizledin sen? Ya ben niye gizledin? Neyi gizleyeyim yani? Gizledin. Ortada ne vardı gizleyeyim ya? Karın için neyi saklıyorsun sen? Karın yüzünden, Nilgün yüzünden ben, neyi üstleniyorsun hiç sen? Hiç kesinlikle eşimin bugüne kadar hayatta benden bir şey saklamaz. Ben de eşimden saklamam. Şimdi... bir tahmini bir maaş listesi getirdim. Buna bir ekleme yapabilir miyim? Tabii. Bu İsa ile ilgili olarak dedi yani eve iki defa geldiğini Nizamettin amcanın ama eve almadığını Nilgün bana söyledi diyor İsa telefonda. Evet. Ama kayıp olduğunu nereden öğreniyor? Arkadaşının eşi aradı veyahut da işte Facebook'tan öğrendi. Şimdi dede eve geldi ama ben kapıdan içeri almadım diyen Nilgün iki defa kocam kayıp sana geldi mi lafı üzerine ya dede de herhalde kayıpmış. İki defadır işte Goncagül teyze geliyor. Muhtemelen kayıp söylemez mi sizce? Söylemiş, konuşmuşlar. Ama kayıp olduğunu söylememiş. Gece sadece geldiğini diyor. Söylemişler. Gece konuştuk diyor. Eve geldiğinde telefonla söylememiş. Evet. 10 kere görüşmelerine rağmen. Bence konuştular her şeyi biliyorlar. Hayır o gün ben bunu defalarca sordum. Günde 10 sefer arardı İnkar beni ediyor. Dedi. E peki dedim telefonda söylemedi mi dede kayıp diye. Ama orada şöyle bir muğlak bir kör nokta var. Var.
eğer 8.30'da gittiyse. Tek defa. Bir defa gittiyse gün içindeki konuşmalarında evledim, böyle bir şey konuşulmadı. Şüphelenmemiş olabilir. Evet. O, tabii, olabilir. Orada bir muğlak nokta var. Doğru. Onu bir netleştirmemiz lazım. Şimdi bir maaştan bahsediliyor biliyorsunuz. Yani işte maaş kesintisi vardı. Ertan'ın çektiği krediler sebebiyle 2 tane kredi çekmişti. 5.000 liralık kredi kartı almıştı. Ödeyemedi. Maaştan kesiliyordu. 400-450 lira gibi bir para geçiyordu ellerine. Ancak 2018'de kayboldu ya Nizamettin amca. 2019'da bu ödemeler bitmiş. 2019'da bitmiş. Ama 2020 yılına kadar, 2020'nin yılına kadar uzunca bir süre Gonca Gül teyze bu maaşı çekmeye devam etmiş. Bu maaşı çekmesini kim engellemiş? Ercan engellemiş. Gitmiş bir başvuruda bulunmuş. Savcılığa demiş ki, benim annem bu maaşı çekiyor ama benim babam kayıp. Dolayısıyla bulununcaya kadar ölüsü dirisi ya da Gonca Gül teyze söylenme. Doğal olan bu. Ben yeni duydum. Benim babam kayıp. 5 yılı dolduğunda ancak gayiplik yani ölmüştür gibi bir başvuru yapılıp ondan sonra maaş ödemesi yapılabilir. Dolayısıyla niye Ercan bu maaşın kesilmesini ve annenin almamasını istedin? Abla istememin sebebi şu. Dur. İzin ver Gonca Gül teyze. Ben defalarca dilekçemde cinayetten şüphelendiğimi savcılığa bildirdim. Sürekli bildirdim. Bildirdiğim halde tamam mı? Düşman. Beni kayla almadılar ve davaları sürekli düşürdüler, kapattılar. En son bana bir yazı geldi. Bir daha açılmamak şartıyla. Dosya, itiraz dilekçesi yaptım. İtiraz dilekçesi gönderdim. Tekrar bayan bir hakim davayı kapatmış. Ben de ona sinirlendim. Tekrar bir savcılığa bir yazı gönderdim. Tamam mı? Dedim ki. Yani annenin de bu cinayetle ilgisi olduğunu düşünerek babanın maaşını da yememesi için mi yaptım bunu? Yani, yememesi için ilgisi olduğunu da düşündüm. İlgisi olduğunu. Cinayetle bir bağlantısı olduğunu da düşündüm. Hayır soruşturma. Bir dakika dur bir dakika. Soruşturma derinleşsin diye. Evet. Soruşturma derinleşsin diye. Yani kale almıyorlar. Madem öylesi bu yapılandırma muhabbeti. Ayrıca şey neydi onun adı? Vasilik muhabbeti. Vasilik muhabbeti. Yani zaten vasisi olmuşsun. Sen bir tarlayı niye teyze, kendi üzerine alıyorsun? Gonca Gül teyze. Niye zoruna gidiyor? Kocan ölmüşse. Yani ağaç koydun yani. Sen niye tarlayı üstüne alıyorsun? Gonca Gül teyze. Fitreluk ettim sana, ben. Gonca Gül teyze. Size ne güvenim? Biz etmedik. Gonca Gül teyze. Ben kocamı arayacağım. Tamam. Sana, sana, başına, sana bir şey soracağım. Dinle beni. Dinle. Beni dinle. Ya kocan. Kocan, cinayete kurban gittiyse diye, ben hiç inanmadım. Oğlun evet, daha çok araştırılsın diye o hayla maaşın olsun kesilmesini istemiş. Sen istemiyor muydun bulunmasını? Kocan, onun ayağının tozunu bunların 10 tane de olsa varına verme. Sen çünkü onun olayı paraya... Onun ayağının tozunu verme. Efendim veda vaktimiz geldi. Yarın saat 13'te Star ekranlarında Gerçeğin Peşinde programında yine sağlıkla buluşmayı diliyorum. Yarına kadar kendinize çok iyi bakın. Allah'a ısmarladık.